Evet arkadaşlar günaydın. Dış ticaret uzmanlık eğitimimizin 3. haftası. İlk hafta dış ticarete bir giriş yaptık. Dış ticarete girişte ne vardı? Evet dış ticarete giriş yaptık. Dış ticarete girişte dış ticaretin ne olduğunu, ticaretin ne olduğunu, dış ticaretin ne olduğunu anlattık. Ticaret bir ülkenin kendi içindeki ticaretti. Dış ticaret ise bir ülkeyle diğer ülkeler arasındaki ticarete de dış ticaret diyorduk. Bir ülkenin iç ticaretinde aynı dil, aynı kurallar, aynı ülkede bile bir sürü mahkemelik alacak verecek probleminden dolayı bir sürü mahkemelik konular oluyordu. Yani anlaşmazlar düşüp ticaret duruyordu. Aynı dil, aynı kanunlar, aynı kurallarda bile bu mümkünken uluslararası ticarette kargaşanın, anlaşmazlıkların ortaya çıkmaması kaçınılmazdı. Anlaşmazlıklar ortaya çıkınca ticaret duruyor. Fakat gelişmiş ülkelerde ticaretin durmasını istemiyor. Bu yüzden ne yapıyor? Bir miktar yeknesak kurallar belirliyor. Nasıl belirliyor? Milletlerarası Ticaret Odası'nın eliyle yeknesak kurallar belirliyor diye bir özet yapmıştık. Ve dış ticarete nasıl başlanır? Sözleşmeyle başlanır dedik. Dış ticaretteki İşte iç mevzuatlar, dış mevzuatlar, alıcıyla satıcı bir araya geldi. Dış ticarete nasıl başlanır dedik? Sözleşmeyle başlanır. Sözleşme neydi? İki taraf için de bağlayıcı sonuçlar doğuran yazılı metine sözleşme diyoruz. İki taraf için de bağlayıcı sonuçlar doğuran yazılı metinlere sözleşmeler diyoruz. Sözleşmeler, Milletlerarası Ticaret Odası'nın yeknesak sözleşmeleri var. Alıp onları kendinize uyarlayarak kullanabilirsiniz. Ya da CİSK var. Yani Viyana Satın Sözleşmeleri Hukuku. Ya işte Milletlerarası Mal Satım Alım Sözleşmeleri Hukuku diye. Uluslararası sözleşme kuralları var. Buna göre alıp sözleşmeler yapabilirsiniz. Bir dış ticaret sözleşmesinin ilk maddelerine işte alıcı kim, satıcı kim, alım satıma konu ürün ne, ürünün miktarı ne, değeri ne, gibi konular. Bunlar standart konular hem sözleşmede olacak ya da sözleşmenin sonunda bazı maddeler var. İşte uyuşmazlık halinde hangi mahkemeler yetkili olacak? Sözleşme ne zaman feshi olacak? Feshi için taraflardan biri feshi isterse birbirine nasıl bildirimde bulunacaklar gibi. Bu sözleşmelerin standart maddelerini Murat hocamla inceledik. Sözleşmenin standart maddelerinin dışındaki ilk maddesine teslim şekli. Neydi teslim şekli? Bir malın satıcısından alıcısına ne zaman teslim olacağı, nereye kadarki masraf ve sorumlulukların satıcıda kaldığı, nereden sonraki masraf ve sorumlulukların alıcıya geçtiğini belirleyen şekillere teslim şekli diyorduk. Dış ticarette bir ürünün fiyatı yok. Bir ürünün 11 tane fiyatı var. Neye göre belirleniyor ürünün fiyatı? Teslim şekline göre. Neden teslim şekline göre ürünün fiyatı belirleniyor? Çünkü teslim şekilleri nereye kadarki masrafların satıcıda kalacağını keskin bir şekilde ortaya koyuyor. Böylece de satıcılar nereye kadar masraflar kendine aitse bunları hesaplayıp maliyetinin içine koyup alıcısına teklifini böyle veriyor. Yani bir ürünün ex-works fiyatı 100 dolar, FOB fiyatı 110 dolar, SİK fiyatı 130 dolar, DDF fiyatı 160 dolar olabiliyor. Aynı ürün, işte örnek veriyorum bu kumanda. FOB işte tanesi top diyelim 10 dolar. Ex-Works 10 dolar, FOB 12 dolar, SİF 15 dolar, DDP 20 dolar. Kumanda aynı kumanda. Ama fiyatı değişti. Neye göre değişti? Teslim şekline göre işte değişti. Ben satıcıyım. Teslim şekline göre niye fiyatı değiştirdim? Çünkü maliyetlerim arttı. Yani Ex-Works'te fabrikamda teslim ediyordum 10 dolar. FOB'da gemi bordasında teslim. Dolayısıyla benim maliyetim iç nakliyem, ihracat gümrüklemem ve gemiye yükleme dahil, ihracat adiyesi ve gemiye yükleme dahil bana maliyeti ben ödeyeceğim için bunları da fiyatımın içine koydum. Ürün başına 12 dolar fark yarattı diyelim benim satışımda. DDP'de ise gittim karşı ülkedeki ithalat gümrüklemesine, ithalat vergilerine, ithalat adiyesi gibi konuları da ben ödediğim için ne yaptı? Ex-Works'u 10 dolar olan bir ürünün DDP'si 20 dolara çıkabildi. Dış ticarette teslim şekilleri ikinci haftamızın konusuydu. Uluslararası sözleşmeler dış ticaretin birinci haftası konusu. Dış ticarette teslim şekilleri ikinci haftanın konusuydu. Bu haftanın konusuysa sözleşmenin başka bir maddesi dış ticarette ödeme yöntemleri. İlk hafta sözleşme yapmayı öğrendik. İkinci hafta
Sözleşmedeki teslim şekillerine ne yazacağımızı öğrendik. Üçüncü haftada teslim şekilleri, ödeme şekilleri, sözleşmedeki ödeme şekillerinden ne yazacağımızı öğrenmeye çalışacağız. Vay, reytingim düşmüş. 210, 208, 210'lardan 118'e kadar düşmüşüm. Sohbete bakıyorum. Bir soru yok herhalde. Katlanları gösteriyor. Peki. Dış ticaret ödeme şekilleri, ama ben daha basit başlamak istiyorum. Ödeme şekilleri nedir? Ödeme şekilleri nedir? Hani günlük hayatımıza gelelim. Günlük hayatımızda hiç ödeme yaparken şekil kullanıyor musunuz? Ben simitçiye parayı hep şuradan uzatırım. Bu mu ödeme şekli? Dış ticarette ödeme şekilleri. Ama ilk önce ödeme şekilleri. Aslında günlük hayatımızda da ödeme şekilleri kullanıyoruz. Günlük hayatımızda nasıl ödeme şekilleri kullanıyoruz? İşte mesela simitçiden simit alacağınız zaman nasıl ödeme yapıyorsunuz? Yazın notla sohbete. Peşin, değil mi? Peşin ödüyorsun. Dış simitçiden simit alırken peşin ödüyorsun. Önce parayı ödeyip sonra simiti alıyorsun. Durum bu. Lokantada nasıl ödüyoruz? Lokantalarda. Önce tüketiyorsun abi. Sonra parayı ödüyorsun. Ama önce malı alıyorsun. Yani mal mukabili ödüyorsun aslında. Önce malı tüketiyorsun, malı alıyorsun. Sonra çıkarken parayı ödüyorsun. Çıkarken benim gibi cüzdanını unutanlar oluyor mu bilmiyorum. Ben cüzdanımı unutuyorum. Özellikle iş yerine yakın bir lokantaya gitmişsek şirket kartımı bırakıyorum. Arkadaşlar diyorum, şirkete yollar mısınız? Tabii efendim diyorlar, çok havalı oluyor. Yani açık hesap. Resmen açık hesap çalışıyorum adamlarla. Ya da veresiye mi diyelim? Veresiye çalışıyorum. Peki kredi kartıyla ödeme yapanlarınız var değil mi? İşte her yerde, her koşulda kredi kartı geçiyor. Yani simitçide bile kredi kartı geçen simitçiler var. Restoranlarda kredi kartı geçiyor. İşte teknoloji mağazalarından gidip televizyon satın alırken, telefon satın alırken her yerde kredi kartı geçiyor. Kredi kartı ne demek aslında? Size bir bankanın kefil olması demek. Kredi kartıyla bir alışveriş yaptıktan sonra kimse sizin peşinize düşüyor mu? Düşmüyor. Neden? Arada banka var. Bankalar kefil oluyor. Çek senetle hala ödeme yapan var mı? Yani çekle mesela ödeme yapan var mı? Var mı çekle ödeme yapan? Var var. Hala şirketler birbirinden çek alıp veriyor. Sefa Şahin'in müşterileri varmış çekle ödeme yapan. Süper. Senet kaldı mı senet? Bakıyorum senetle iş yapan, senetle ticaret yapan, senetle beyaz eşya alan, koltuk alan, mobilya alan var mı? Onu bitirdik. Yok ya, bitmemiş. Demek ki Sefa bir varoşlarda yaşamıyor. Artık elit kesime kaymış. Çünkü hala birçok yerde senetle alışveriş var. Bir kefil getirene senetle alışveriş diye yazılı şeyler görüyorum ben mesela 500 evlerde. Özel okul. Ha bak, özel okullarda da varmış senetle alışveriş. Kurs senet kurs senet yapıyormuş. Biz değiliz herhalde senet yapan kurs. Aslında gördüğünüz gibi günlük hayatımızda ödemeler yaparken şekil kullanıyormuşuz. Yani şekilli şekilli ödemeler yapıyormuşuz. Peşin ödüyormuşuz bağlı yerlerde. Malı aldıktan sonra ödüyormuşuz işte lokantalarda olduğu gibi. Bir bakayım. Bazı yerlerde senet, yani kendi varlığımız yetiyormuş. Bize güven varmış. Bize güven duyulduğu için de senet imzalıyormuşuz. Bazı yerlerde bize güven duyulmakla birlikte çek kabul ediyorlarmış. Yani işin içine sorumluluk almadan bankayı da sokuyorlarmış. Sorumluluk almadan bankayı da işin içine sokuyorsun senette. Kredi kartında ise tamamen garantör olarak bankayı sokuyorsun. Yani peşin ödediğimiz yerler hiç tanımadığımız, karşılıklı hiç güvenin olmadığı ve bizim o ürünü, eşyayı almak istiyorsak peşin ödüyoruz, eşyayı alıyoruz. Mal mukabilinde ise satıcıların bize çok güvendiği durumlarda, yani lokantaya gidiyorsun, adam aslında sen girerken hani ödeyebilir misin, ödeyemez misin kafasında az çok tartıyordu. Ödeyebileceğine inandığın müşteri içeri kabul ediyordu. Senette ise size güven var. Ödeyeceğinize olan güven olduğu için siz senette alışveriş yapabiliyorsunuz. Kredi çekteyse ya bir miktar güven var ama yine de işin içine bankayı sokalım. Banka sorumluluk alıyor ama ne kadar alıyor çek yaprağı başına? 1800 lira falandı geçen sene. Bu sene acaba çek yaprağı başına bankanın garantisi ne kadar? Google'larsanız hemen çıkar.
Ya da en iyisi kredi kartı diyorsunuz. Kredi kartında en azından alıcıyla satıcı arasındaki bağ kopuyor. Banka onu ödemeye kefil oluyor. Banka onu ödemeye kefil oluyor. Ama banka da bunu bedava yapmıyor tabii. Kredi kartının komisyonları var. Eğer peşin hemen hesabınıza düşsün istiyorsanız işte %5, %3 gibi komisyonlar alıyor bildiğim kadarıyla. 20 gün sonra düşsün derseniz %1-2, 40 gün sonra hesabınıza düşsün isterseniz sıfır komisyonla da parayı hesabınıza geçebiliyorlar. Ama 40 gün ya bekliyorsun, 40 gün paranı banka kullanmış oluyor aslında, ya da işte bedelini ödemiş oluyorsun. Yani günlük hayatımızda hepimiz aslında ödemeler yaparken şekil kullanıyormuşuz. Günlük hayatımızda ödemeler yaparken şekil kullanıyormuşuz. Peki günlük hayatımızda ödeme yaparken şekil kullanıyorsak dış ticarette şekilsiz ödeme mümkün mü? Değil gibi duruyor. Değil gibi duruyor. Nasıl değil gibi duruyor? İşte dış ticarette ödeme şekilleri. Bir, peşin ödeme. Peşin ödeme. İki, mal mukabili ödeme. Bak günlük hayatımızda da vardı peşin ödeme. Az önce konuştuk. İki, mal mukabili ödeme. O da günlük hayatımızda vardı. 3 vesaik mukabili ödeme. Ha, vesaik mukabili ödemeyi yani abi bize ödeme var mı? Ali Bey diyor evrakların gelmedi ki daha. Evrakların gelsin işleyeceğiz cariye. Ya bizde adamın cariyesi 200 bin lira. Adamı arıyoruz diyor ki bizde cari hesabın 50 bin lira. Abi diyoruz nasıl olur? E diyor evrakların gelmedi. Bak vesaik evraklar demek. Arapça çoğul bir kelime. Evraklar karşılığı mukabili. O da Arapça bir kelime. Evraklar karşılığında ödeme. Yani evrakların gelsin diyeceğim. Daha evraklar gelmedi. Vesaik mukabil ödeme. Akletifli ödeme ise araya bankaların girip kabul olmasına akletifli ödeme diyoruz. Kabul kredili ödeme ise bizim senet çek olayı, senet olayı var ya, senette biz ne yapıyoruz? Borçlanmayı mı kabul ediyoruz? Böyle bir denge var. Senetli ödeme gibi. Senetle poliçenin farkını anlatacağım birazdan. Senetli ödemeye kabul kredili ödeme diyoruz. Aslında senetli ödemede şöyle bir şey var. Satıcı sana kredi vermiş oluyor senetli ödeyerek. Nasıl kredi vermiş oluyor? Hemen alması gereken parayı senden almayıp senedin vadesinde tahsil etmeyi kabul ederek senedin vadesine kadar sana kredi vermiş oluyor. Buna da kabul kredili ödeme diyoruz. Standby ile ilgili garanti mektupları, BPO gibi ödeme şekilleri de var. Orhan Hocam burada mısın? Son kısmı sana yıkayacağım haberin olsun. Standby'ler, garanti mektupları, BPO'yu. Evet bugün yine Orhan Hocam'ın konularıydı. Orhan Hocam biraz rahatsız olduğu için ben girdim ama Orhan Hocam'dan da rica ettim bir kısmını tekrar ol diye. Devam edelim. O zaman başlayalım yani devam edelim derken. Yani günlük hayatımızda hepimiz ödeme şekilleri kullanıyoruz. Bu ödeme şekilleri dış ticarette de var. Mesela karışık ödeme de var. Burada yazıyor mu karışık ödeme? Ekranımdan dolayı göremiyorum bir kısmını. Evet evet Var karışık yazıyor. ödeme de var. Karışık ödeme ne? Karışık ödeme de işte yukarıda saydığım ödemelerin birlikte kullanılması. Orhan Hocam sen misin? Evet, sesi alamadım. Karışık ödemede diğer ödemelerin birlikte kullanıldığı ödemelere de mixed payment ya da karışık ödemeler diyoruz. Yani dış ticarette ana hatlarıyla 9 tane ödeme şeklimiz var. O zaman birazcık tanımaya başlayalım. Dış ticaretteki ödemeler neler? İlk ödememiz peşin ödeme. Advance payment ya da open account mı diyoruz? Yok, advance payment. O mal mukabili open account olacak. Peşin ödeme advance payment diyoruz. Ne yapmış? Alıcıyla satıcı bir araya gelmişler. Bir sözleşme imzalamışlar. Alıcıyla satıcı bir araya gelmişler. Bir sözleşme imzalamışlar. Sözleşmedeki ödeme şekli maddesine peşin ödeme yazılmış. Yani advance payment yazılmış. Ödeme şekli peşinmiş. Ödeme şekli peşinse ilk harekete geçecek taraf alıcılar. Alıcı gidecek parasını bankaya verecek. Alıcının bankası parasını satıcının bankasına yollayacak. Satıcının bankası parayı satıcımıza ödeyecek. Dış ticaretteki en büyük risk nedir? Dış ticaretteki en büyük risk nedir? Evet, hemen bilenler dahil olsun lütfen. Sohbet kısmından yazsınlar. Dış ticaretteki en büyük risk nedir? Teslim şekli ödeme, teslim şekli riski, ödeme şekli riski. Ne bakalım hemen abi yazmış bir tanesi. Para 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 peşin ödeme.
Peşin ödeme taslak. Dış ticaretteki en büyük risk mal bedelini tahsil edememe riskidir arkadaşlar. Hepiniz birçok insana mal satma durumuna geliyorsunuzdur. Ama evet ama paranızı alır mısınız almaz mısınız emin olamadığınız için ilerleyemiyorsunuz. Dolayısıyla dış ticaretteki en büyük risk mal bedelini tahsil edememe riskidir. Peşin ödeme dış ticaretteki en büyük riski sıfırlıyor. Baştan sıfırlıyor. Kim açısından? Satıcı açısından baştan riski sıfırlıyor. Bak mal bedelini tahsil edememe diye bir riski kalmadı ki adamın. Hop. Mal bedelini tahsil edememe diye bir riski kalmadı adamın. Adamın parası geldi hesabında. Şimdi ne yapacak satıcı? Madem parasını aldı, artık alıcının mallarını yollayabilir. Satıcının hiç riski kalmadı. Alıcı da mallarına kavuştu. Evet. Bakalım her şey bu kadar basit mi? Alıcıyla satıcı bir araya geldi. Satıcı diyor ki ben sadece peşin çalışıyorum. Alıcısınız. Her peşin satı çalışıyorum diyen satıcıya para verir misiniz? Ben vermem. Neden? Abi güvenmem lazım. Bir, güvenmem lazım. Alıcılar sadece güvendiği satıcılara peşin ödeme yaparlar. Güvendiği satıcılara peşin ödeme yaparlar. Evet, peşin ödeme yapılabilmesinin birinci şartı güven. İkinci şartı ne? Satıcı tek eldir. Yani satıcı tek eldir. Alıcı da almaya istekli. O ticaretini yapmak istiyor. Alıp kullanmak istiyor. Satıcı tekel ve sadece peşin ödeme çalışıyor. O zaman ne yapacaksınız? Mecbur satıcıya peşin ödeyeceksiniz. Satıcı tekeldir. Üçüncü sebebi ne? Satıcı peşin ödeme iskontosu yapıyordu. %5 peşin ödeme iskontosu yapıyordu mesela. Sen de bu iskontodan yararlanmak istiyorsun. O zaman ne yapacaksın? Peşin ödeyeceksin. Dolayısıyla peşin ödemede alıcıların satıcılara çok güvendiği durumlarda, satıcıların tekel olduğu durumlarda, alıcıların satıcıların peşin ödeme iskontosu yaptıkları durumlarda bu iskontolardan yararlanmak maksadıyla kullandığı bir ödeme şekline peşin ödeme diyoruz. Bakın bir güven var, bir teslimiyet var. Neden bir güven ve bir teslimiyet var? Çünkü alıcı peşin ödeme yaparken üç tane risk alıyor. Ne risk alıyor? Bir, mallar hiç gelmeyebilir. Mallar hiç gelmeyebilir. Tamamen dolandırıldım. İki, mallar eksik gelebilir. Kalitesiz gelebilir. Anlaşılan adetlerde, miktarda gelmeyebilir. Eksik gelebilir. İstenilen kalitede gelmeyebilir. Yine dolandırılmış olursun. Üç, istenen zamanda gelmeyebilir. Bu da risk. İstenen zamanda niye gelmezse bu bir niye risk? Mesela şu an hurma ithalatları tam zamanı hatta gelmiş ve dağılmış olması gerekiyor. Çünkü iftarlarımız hurmayla açtığımız için stokların şu an hurmayla dolu olması lazım. Hani Ramazan'dan sonra gelen hurmaların satılma ihtimali ne kadar, öncesine göre ne kadar kuvvetli siz takdir edin. Ya da Ocak ayının 15'inde gelen yılbaşı süslerini kim alsın? Noel Baba giysilerini kim niye alsın? Ya da işte şu an mont ithalatı elinize geçse Mart ayındayız artık ya. Önümüz Nisan, Mayıs, Haziran yani bahar ve yaz. Yani şu an mont. Dolayısıyla ürünün gelmemesi bir risk peşin ödemede. Alıcılar için bir risk. Ürünün istenen miktarda kalitede gelmemesi alıcılar için oluşan ikinci risk. Ürünün istenen zamanda gelmemesi peşin ödemede alıcılar için oluşan üçüncü risk. Dolayısıyla peşin ödeme alıcıların satıcılara tam güvendiği, tam teslim olduğu durumlarda kullanılan bir ödeme şekli. Satışlar için ise en avantajlı ödeme şekli prefinansman diyebilirsiniz buna aynı zamanda. Yani peşin ödeme, parayı peşin almış oldun. Belki senin hiç paran yoktu. Aldığın o parayla imalat yapmaya başladın. Belki senin hiç paran yoktu. Aldığın o parayla satın aldın. Üstüne kârını koyup yolladın. Belki bu durum. Ya bir prefinansman kredisi gibi de düşünülebilir. Satıcılar için en avantajlı ödeme şekli nedir? Peşin ödeme. Satıcılar için en avantajlı ödeme şekli peşin ödemedir. Çünkü satıcının da riskleri var aslında. Ama peşin ödemede satıcının risklerine parası gelmeyebilir. Parası eksik gelebilir. Parası istediği zamanda gelmeyebilir. Gelmeyebilir, eksik gelebilir, istediği zamanda gelmeyebilir. Üçü de satıcı için büyük risk. Ama satıcı peşin ödemede üç riskini de sıfırlamış oluyor.
Peşin ödemedeki risk tamamen alıcıda. Mallar gelmeyebilir. İstenen kalitede gelmez. İstenen zamanda gelmez. Peki alıcılar, Türkiye'deki alıcılar peşin ödemeyle alım yaptıklarında satıcının parasını nasıl öderler? Arkadaşlar, ithalat bedelleri sadece bankalar aracılığıyla ödenir. İthalat bedelleri sadece bankalar aracılığıyla ödenir. Dolayısıyla Türkiye'de ithalat yapacaksanız, yurt dışındaki bir firmaya peşin ödeme yapıyorsanız sadece bankalar aracılığını kullanmak zorundasınız. Banka aracılığı ne demek? Bankadaki döviz hesaplarınızdan yollayabilirsiniz. Döviz tevdiat hesaplarınızdan yollayabilirsiniz. Yani dolar hesabınız var, o hesaptan ödeme yaptırtıyorsunuz. İki, bankadan döviz satın alarak, aldığınız dövizi yurt dışına yollayabilirsiniz. 3. Bankadan alınmış kredi kartlarıyla yurt dışına ödeme yapabilirsiniz. 4. Banka çekleriyle yurt dışına ödeme yapabilirsiniz. 5. İşte akreditifle yurt dışına ödeme yapabilirsiniz. Bunların hepsi bankanın arada olduğu ödeme şekilleri. İthalatçılar, tek bir yönteminiz var: bankalar. Bankaların dışında yurt dışına ödeme yapmıyorsunuz. Yurt dışına ödeme yapmayı ispatlamak neden önemli? Yani bankalar aracılığıyla diyorsunuz elbette. Bankalar aracılığıyla yapmasam ne olur? Bankalar aracılığıyla yapmazsanız, ithalatlarda eğer kaynak kullanımı destekleme fonuna tabi bir ürün getiriyorsanız KKDF ödemek zorunda kalırsınız. KKDF ödemek zorunda kalırsınız. Birazdan mal mukabili kısmında anlatayım onu. Peşine çok takılmaya başladım. Bakıyorum reyting 153'e çıkmış. Yine de bak Orhan abi, senin reytingine erişemiyorum. 208'lerde yokum, görüyor musun? 150'lerde takıldım. Hikmet, biraz seyirci kasamıyor muyuz? Çık abi, 200'ün üstüne çık bak. Pazar şekerlerinde bu hafta ben varım. Cep Bakalım. telefonundan Eyvallah. Seyirci satın al istersen Hikmet. Bakıyorum yeni katılan arkadaşlarmış. Sohbette bir şey yok. Peki. Satıcılar sadece bankalar aracılığıyla ödeyebiliyor ya. Alıcılar peşin ödemesi şey pardon. Alıcılar sadece bankalar aracılığıyla ödeyebiliyor ya. Biz şimdi satıcıyız. Peşin ödeme sattık diyelim. Paramızı nasıl tahsil edeceğiz? Satıcılar peşin ödeme sattıkları bedelleri bir, bankalar aracılığıyla alabilirler. İki, elden de alabilirler. Nasıl elden alabilirler? Yurt dışından getirildiğinin ispatlanması şartıyla elden alabilirler. Yurt dışından getirildiğinin ispatlanması şartıyla nasıl elden alacaklar? Yani bu durumda alıcınız yurt dışından parayı cebine koyacak, atlayacak uçağa gelecek Türkiye'ye. Türkiye'ye geldiğinde tabii döviz şey havalimanından işte veya sınır kapısındaki gümrük dairesi. Sınır kapısındaki gümrük dairesine gidecek. Bütün sınır kapılarımızda gümrük daireleri var. Zaten sınır kapılarını koyan muhafaza memurlarımız var ve tüm sınır kapılarında giriş çıkışı denetleyen eşya ve araç eşya ve yolcu giriş çıkışı denetleyen gümrük memur yetkilileri var. Gümrük memurlarımız var. Onlara gidecek gümrük dairesine ve diyecek ki ben Türkiye'deki satıcı adına peşin ihracat bedeli getirdim. Ne kadar? İşte 50 bin dolar. Gümrük dairesi bunu sayacak ve döviz beyan tutanağı verecek kendisine bir tane. Kendisine bir döviz beyan tutanağı düzenleyip verecek. Parayı getiren kişi parayla birlikte döviz beyan tutanağımızı satıcıya verecek. Satıcı döviz beyan tutanağının bir nüshasını bankaya verecek. Parayla birlikte döviz beyan tutanağını bankaya verecek. Bankada döviz alım belgesi veya ihracat bedeli kabul belgesi verecek satıcımıza ama geçici. Çünkü bu para gerçekten, yani beyan edilen belge sahte mi değil mi, bankanın bunun teyidini alması lazım. Banka gümrük dairesine yazılacak. Tarafımıza böyle bir döviz beyan tutanağı geldi. Sizin gümrük dairesi tarafından mı düzenlendi, düzenlenmedi mi teyidini rica edeyim. Gümrük teyit verdiğinde o zaman banka satıcımıza döviz alım belgesi ya da ihracat bedeli kabul belgesini veya ilkini alıp gerçeğini vermiş olacak. Bankalar aracılığıyla kabul edebiliyor iki satıcı. İki dedi ki elden para kabul edebiliyor ama döviz beyan tutanağıyla birlikte gelmesi şartıyla. Üç, elden para kabul edebilir döviz beyan tutanağı olmasa bile. Ama hangi ülkelerde ihracat bedelini getirmek zorunda olmadığınız ülkelerde? İhracat bedelini getirmek zorunda olmadığınız ülkelerde elinizdeki müşterinizden aldığınız peşin dövizleri ona satacağınız fatura, malın faturasıyla, proformasıyla birlikte bankanıza götürüp ihracat bedeli olarak yatırabilirsiniz. Başka, yurt dışından almış kredi kartlarıyla peşin bedel tahsilatı yapabilirsiniz. Yurt dışından almış kredi kartlarıyla.
kartlarıyla peşin bedel tahsilatı yapabilirsiniz. Türkiye'de kullanılmıyor ama yurt dışında çok kullanılan posta çekleri yöntemi var. Posta çekleriyle peşin döviz tahsilatı yapabilirsiniz. Bakın, Türkiye'de yerleşiksiniz, peşin mal alacaksınız, sadece bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Türkiye'de yerleşiksiniz, peşin mal satacaksınız, parayı al da bankayla mı alıyorsun? Nakit getirip döviz beyan tutanağıyla mı sana veriyor? Döviz beyan tutanağının haricinde, ama o zaman ihracat bedelini getirmek zorunda olmadığın ülkeler olması lazım. Onlardan birinden mi getirip veriyor? Tahsilat yapabilirsin. Çekle mi alıyorsun? Ya da yurt dışına almış bir kredi kartıyla da Türkiye'de ödeme yapılabilir. Bu da yine peşin ihracat bedeli tahsil yöntemi oluyor. Şimdi alıcı parayı götürüyor, bankasına veriyor. Bankası bu parayı Türkiye'ye yollayacak. Ama bankası ne yapıyor? Yaklaşık 30 dolar civarı bir para tahsilatı kesiyor. Diyor ki benim bu parayı yollamam için yurt dışına 30 dolar Swift masrafı alıyorum, 30 dolar transfer masrafı alıyorum diyor ve parayı yurt dışındaki bankaya geçiyor. Bu banka ne yapıyor? Diyor ki satıcıya bu parayı sana ödemem için 30 dolar da benim masrafım var. Hadi 30 dolar alıcının bankası, 30 dolar satıcının bankası, alıcıdan paranın satıcıya geçmesi kaç paraya mal oldu? 60 dolara mal oldu. 60 dolar karşılığında alıcımızın parası satıcımıza geçebildi. Peşin ödeme en ucuz ödeme yöntemlerinden biri. Niye? Alıcıya maliyeti 30 dolar, satıcıya maliyeti 30 dolar. Ama bazı durumlarda satıcılar şunu diyor: lütfen bankana talimat verirken de ki tüm banka masrafları tarafıma ait olacak. O zaman ne oluyor? Alıcımız hem buradaki 30 dolar ödemiş oluyor, hem buradaki 30 dolar ödemiş oluyor. Satıcıya peşin ödemenin maliyeti sıfıra gelmiş oluyor. Alıcı için ise 30 dolara gelmiş oluyor. Genelde de arkadaşlar herkes kendi ülkesindeki masrafa katlanıyor. Yani buradaki 30 dolara alıcı katlanıyor, buradaki 30 dolara satıcı katlanıyor. Peşin ödemelerde bankaların yapılan dış ticaret işlemine hiçbir müdahalesi yok. Yapılan ödemeye hiçbir müdahalesi yok. Herhangi bir evrak incelemesi yapmazlar. Herhangi bir uygunluk incelemesi yapmazlar. Yani buradaki alıcı bankaya peşin ödemeyi nasıl yaptırtıyor? Bir talimat hazırlıyor. Talimatın ekine proformayı koyuyor. Diyor ki satıcının bana yolladığı proforma ya da sözleşmeye istinaden şu paranın şu ülkedeki şuna ödenmek üzere şu bankaya yollanmasını rica ederim diyor. Bankasına bir talimat geçiyor. Yani alıyorsunuz bir antetikat. Antetikat üzerine diyorsunuz ki işte Almanya'daki Hansa ait Deutsche Bank'a 50 bin doların peşin ithalat bedeli olarak ödenmesini rica ederim. Bakın talimatlarınızda bunu belirtmek zorundasınız. Peşin ithalat bedeli olarak ödenmesini rica ederim. Neden? Çünkü siz bankaya götürüp 50 bin dolar verdiğinizde bunu Hans'a yolla dediğinizde ne olur? Banka Hans'a yollar. Ama Hans'a ne diye yollar? Şimdi bankanın yurt dışına para öderken seçtiği şeyler var. Swift sisteminden seçtiği kodlar var. Yani burada peşin ithalat bedeli olarak seçip yollaması lazım. Diğer ödeme yöntemi değil. Yani hepiniz yurt dışındaki akrabalarınıza para da yollamışsınızdır. Para da almışsınızdır. Yurt dışına para yollayacağın zaman götürüyorsun parayı, veriyorsun bankaya. Ahmet'e Mehmet'e yolla diyorsun, o da yolluyor şu bankadaki. Bu bir peşin ödeme değil. Bir ödemenin peşin ithalat bedeli ödemesi olması için senin bankaya vereceğin talimatta talimatın üzerine peşin ithalat bedelidir diye yazman lazım. Yani bir antet kağıdı alıyorsun, üstüne diyorsun ki işte A bankası şu şubesine ekteki proforma istinaden şu paranın şu hesaba peşin ithalat bedeli, peşin ithalat bedeli olarak gönderilmesini rica ederim diyorsun. O parada ve ekine proforma fatura koyuyorlar. Ekine sözleşme isteği koyuyorsun varsa. Hiçbir şey yoksa da gönderebilir. Ama biliyorsunuz Rusya yaptırımları bankacılık sistemini ciddi kitlemiş durumda. Bankalar gelen bütün paraları iade ediyor. Para kabul etmiyor. Dolayısıyla yasa dışı ne diyelim? Terörün yasa dışı finansmanı, kara paranın aklanması hakkındaki kanun, uluslararası ambargolar artık bankaları ciddi tedbirli davranmaya itti. Bankalar bir para geldiğinizde hesabınıza geçerken bir sürü inceleme yapmaya başladılar. Ya da siz bir para yollayacağınız zaman Türkiye'nin de yaşadığı döviz krizinden dolayı bir sürü
ödeme yapmaya başladılar. Siz bankaya bir talimatla ekine proforma fatura ya da işte sözleşme koyarak talimatınızı veriyorsunuz. Bu banka sizin proforma faturanızın, sözleşmenizin gerçekliğine inanıyorsa bu parayı bu açıklamayla karşı tarafa yolluyor. Karşı tarafın bankası da bu açıklamalara inanıyorsa bu parayı buraya ödüyor. Karşı tarafın bankasında bu kanaat oluşmazsa parayı iade ediyor. Diyor ki ben bu ödemeye aracılık etmem. Mesela satıcı tarafına gelelim Türkiye. Size bir peşin bedel geliyor bankanızda. Banka mesela Rusya'ya görünce şimdi Rusya'ya uygulanan ambargolar var. Bu ambargoların bir kısmı silah sanayinin gelişmesiyle ilgili ambargolar, bir kısmı endüstrinin, sanayinin gelişmesiyle ilgili ambargolar, bir kısmı lüks tüketimin engellenmesiyle ilgili ambargolar. Yani Rusya'ya uygulanan ambargolar sadece savaş sanayiyle ilgili değil. Rusya'nın sanayisini geliştirmekle de ilgili ambargolar. Rusya'daki lüks tüketimi darbe vurmakla ilgili de ambargolar var. Dolayısıyla insanlar diyor ki ya benim malımın ne ilgisi var savaşla, silahla. Savaşla silahla ilgili değil sadece ambargolar. Dolayısıyla sanayisinin girdisi olan mallar da ambargo kapsamında. Aynı zamanda lüks tüketimle ilgili mallar da ambargo kapsamında. Dolayısıyla ambargo eğitimimizde bu eğitimin içinde bir günde ambargo eğitimi yapacağız. Yani şu an bu eğitimimize eklenmiş konuları söylüyorum. Akreditifle ilgili bugün evet bir giriş yapacağım ama esas akreditifin uzmanlık kısmını yine bir eğitim yapacağız. Ambargo ile ilgili bir eğitim yapacağız. Kambiyo ile ilgili küçük küçük değiniyorum ama bir kambiyo eğitimi de yapacağız. Üç tane şu an bu eğitime eklenmiş konumuz var. Evet devam edeyim. Advance payment, peşin ödemedeyiz. Ödeme şekilleri. Bir toparlayayım. Devam edeyim. Satıcımız sizin bankası ne yaptı? Gelen parayı inceledi ve yapılan ticaretle ilgili olduğunu, yapılan ticaretin uluslararası bankacılık kural ve tahammüllerine uygun olduğu, ambargolarla ilgilisinin bulunmadığına kanaat getirirse bu parayı sizin hesabınıza geçiyor. Gelmezse ne oluyor? Bu arada gelen para ilk önce bankada açıkta duruyor. Yani sizin hesabınıza geçmiyor. Banka incelemeyi yaptıktan sonra uygun bulursa hesabınıza geçiyor, uygun bulmazsa geri yolluyor. Paranın hesabınıza geçmemiş olması paranın bankanıza gelmediği anlamına gelmiyor. Para gelmişti ve açıkta duruyordu ve hesabınıza geçmemişti. Tamam, bizim ödememizde sorun yok abi diyelim ve para satıcıya geldi. Satıcı ne yaptı? Üretimini yaptı. Üretimini parasını aldı. Hiçbir risk kalmadı ki satıcımızın. Dolayısıyla satıcımız ne yaptı? Malı hazırlayıp karşı tarafa yolladı. Karşı tarafa yolladı. Ne ister satıcımız? Parasına kavuşmuş. Ne ister? Ya karşı tarafta bir an önce malına kavuşsun ister. Karşı tarafta bir an önce malına kavuşsun ister. Karşı taraf bir an önce malına nasıl kavuşacak? Gönderdim ya abi işte diyeceksin. Bak burada, mal burada gitsin kavuşsun. Değil arkadaşlar. Malların alınabilmesi için bir uluslararası bir nakliye işleminin yapılması lazım. Uluslararası nakliye ile mallar karşı tarafa gitmesi mümkün ancak. Peki uluslararası nakliye şirketlerini nereden bulacağız? Onlara nasıl güveneceğiz? Bu bardak kartları duruyor mu? Kartlar var diye. Biraz kart etsene çok hızlı bana rica etsem. Getirir misin? Hızlı ama. Bir bakayım ben de bu esnada. Soru var mı? Soru yok. İlerledi ya bu arada. Tam buradayım. Şimdi bakın. Biraz uzaklaştırayım şöyle. Şimdi ürünüm bu. Şu noktadan diğer noktaya taşınmasını istiyorum. Nakliyeci geliyor. Bakın burası satıcının ülkesi. Burası alıcının tarafı olsun. Nakliyeci geliyor. Diyor ki ürünü ver. İşte örnek veriyorum 100 bin dolar satış olsun. Elimde 100 bin dolar ürün var. Nakliyeci diyor ki ürünü ver götürüp teslim edeyim. Tamam diyorum. 10 bin dolar da nakliye ücreti var diyor. Peşin ödersen 9 bin dolara taşırım. Tamam diyorum. 9 bin dolar da peşin ödeyeyim.
100 bin dolarlık ürünümü nakliyeciye teslim ediyorum. 900 bin dolardan nakliye ücreti ödüyorum. Ve diyorum ki al ürünü alıcıya teslim et. Ne yapıyor nakliyeci? Ürünü alıyor, götürüp yurt içinde satıyor. Nakliyeci ürünümü alıyor, yurt içinde sattı. Mümkün mü? Mümkün olmuş. Geçmişte mümkün olmuş. O zaman ne oldu? 100 bin dolar ürünüm gitti. 9 bin dolar da nakliye ödedim, dolandırıldım. Hemen mahkemeye gideyim, nakliyeciyi mahkemeye vereyim falan filan. Uğraş dur. Ya da yeniden mal üret adama bir 100 bin dolar daha falan. Neyse, nakliyeciyle mahkemeye vereyim. Bir 100 bin dolarlık ürün daha üreteyim. Yine nakliyeci geliyor diyor. Abi sende bir ihracat yükü varmış. Diyorum. Ben diyor taşıyayım ya diyorum. Dalga mı geçiyorsun kardeşim? Ben seninle mahkemeliyim. Zaten beni 100 bin dolar dolandırdın. 109 bin dolar, 109 bin dolar dolandırdın. Mahkemeye verdim ben seni. Abi diyor. Öyle deme bak. Kalbimi kırıyorsun. Ben sana diyor ödeyeyim o zaman bu sefer. 100 bin dolarını ödeyeyim. Götürüp onu teslim edeyim. Geleyim. Hem 100 bin dolarımı iade et, hem de 9 bin dolar nakliye paramı öde. Olur mu? Olur, çünkü ben nakliyeci 100 bin dolar para vereceğim arkadaş. Ürün vereceğim yani. Nakliyeci bana 100 bin dolar ödüyor. Ben de nakliyeciye ürünü teslim ediyorum. Nakliyeci götürüyor, karşı ülkeye teslim ediyor. Gelip bana diyor ki abi diyor ürünü teslim ettim. Arıyorum alıcıyı, diyorum ki ürünü teslim etti mi sana? Alıcı diyor evet teslim edildi. Nakliyeciye diyorum ki tamam teşekkür ederim. Abi diyor bir dakika. Sana 100 bin dolar ürün bedeli kadar para vermiştim. Paramı iade et. 10 bin dolar da nakliye ücretim var. Onu da öde. Ha, diyorum. Öyle bir şey var. Nasıl var ya? Diyor. Ödemiyorum diyorum. Ya, ödemiyorum. Geçen sefer sen beni dolandırmamış mıydın? Onu say. Hayda. Bu sefer de ben nakliyeciyi dolandırıyorum. Bak bir de nakliyeci beni dolandırdı. İki de ben nakliyeciyi dolandırdım. Ne olacak? Nakliyecilerle böyle birbirimizi sürekli mahkemeye mi vereceğiz? Yok, tabii ki vermeyeceğiz. Devletler bunun için sistemler kuruyor. Diyor ki nakliyecilik yapmak isteyen firmalar bana başvuracak. Ben onlardan teminat mektubu alacağım. Teminat mektubu aldıktan sonra onlara bana verdikleri para kadar senet teslim edeceğim. Bana verdikleri para kadar senet vereceğim. Ve o senetlerle ticaret yapacaklar. O senetlerle yük alıp verebilecekler. Dolayısıyla nakliyeci lik yapmak isteyen firmalar devlete başvuruyor. Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanlığı'na veya işte hava yoluysa IATA, hava yoluysa IATA şirketine başvuruyor. IATA'ya diyor ki International Air Transport Agency olmak istiyorum diye. Uluslararası Hava Yolu Taşıyıcılar Birliği mi? Buraya başvuruyorlar. 100 bin dolar teminat yatırıyorlar. İşte bir iki tane eğitim alıyorlar. Ve IATA'lık yani hava yolu adına yük taşıma yetkisi alıyorlar. İçeride de 100 bin dolar teminatı var. İşte karayoluysa, deniz yoluysa gidiyorlar Ulaştırma Bakanlığı'ndan TİO belgesi miydi? TİO belgesi alıyorlar. Bunun için de teminat yatırarak belge alıyorlar. Ve teminat yatırdıktan sonra devlet onlara diyelim 100 bin, 100 bin, 300 bin, 400 bin, 500 bin, 600 bin, 700 bin, 800 bin, 900 bin, 900 bin, 1 milyon. 1 milyon teminat yatırdıklarını düşünüyorum. 1 milyonluk senet veriyor onlara devlet. Sizin yine yükünüz var. Nakliyeci devletten senedini almış geliyor sana diyor ki abi diyor yükü ben taşıyayım mı? Ben de diyorum ki nakliyeciye taşı ver 100 bin dolar. Abi 100 bin dolar vermeyeceğim sana. Ya 100 bin dolar senet vereceğim. Ne senedi ya diyorum bu. Devlet senedi abi diyor. Benim devlete 1 milyon dolar verdim. Teminat verdim. Ve ondan 1 milyon dolarlık senet aldım. Bak diyor sana 100 bin dolarlık mala karşılık 100 bin dolarlık senet vereceğim. Peki diyor al o zaman senedi. Malı veriyor nakliyeciye. Nakliyeci malı yurt içine satsa ne olacak? Gidip devletten senedinin karşılığını alacak 100 bin dolar. Devlet senedi var adamın elinde. Devletten karşılığını alacak. Nakliyeci götürüyor malı. Karşı alıcıya teslim edecek. Şimdi alıcıya teslim etse, gelse, hadi teslim etti diyelim. Geliyor nakliyeci diyor ki abi malını teslim ettim. Alıcıdan teyit edebilirsin. Alıcı malı teslim etti mi? Etti. Tamam diyor. Teşekkür ederim. Dedim ver. Yok abi diyor. Devlete verdim. Temin ettim. Yine nakliyeciyi dolandırdı. Nakliyeci bir, satıcı iki. Evet. Nakliyeci satıcı bir kere dolandırdı. Satıcı nakliyeciyi ikinci kez dolandırdı. Yine mahkemeyle uğraşsın, dursunlar. Ama biz ne yapıyoruz? Mahkemeyle uğraşmadan ticaret yapmanın yolunu bulmalıyız ya. Bu abi de yine mal var. Yine mal var. Nakliyeci yine geliyor. Abi ben taşıyorum diyor. Bak senedim var biliyorsun. Devlette karşılığı var. Tabii diyor ya al şu alt taşı aşık olsun. Diyor. Mal burada diyor. Mal senin. Şimdi senet satıcı da mal nakliyeci de.
Nakliyeci malı götürüyor. Alıcıya teslim ederse biliyor ki bu adam senedi taslak veriyor. Alıcıya malı teslim etmiyor. Diyor ki abi diyor bak mal karşı ülkede alıcıya teslim edeceğim ama senedimi iade et. Bu adam diyor ki kardeşim senedi iade edersen malı teslim etmezsen karşı ülkede ben ne yapacağım? Dolayısıyla satıcı senedi yollamazsa alıcı malı teslim etmiyor. Mal orada kaldı, senet burada kaldı. Abi diyor o zaman nakliyeci sen senedi satıcıya yolla. Satıcı bana teslim etsin malı değişeyim. Ha diyor olabilir. Ne yapıyor satıcılar? Zaten satıcının peşin ödeme için konuşuyorum. Alıcıyla bir borç alacak kalmış mı? Kalmamış. Satıcı senedi alıcıya yolluyor. Diyor ki bak bu nakliyecinin senedi bende var. Nakliyecinin senedini alıcıya yolladı. Şu an nakliyecinin senedi alıcıda. Alıcı nakliyeciye diyor ki al kardeşim senedini ver malımı. Alıcıdan senedini aldı. Nakliyeci malı teslim etti. Senedi nakliyecinin cebinde. Şimdi geldi satıcıya. Diyor ki abi 10 bin dolar taşıma ücretim vardı rica edeyim. Vermiyorum. Mahkemeye verir. Ama ne kadarlık veriyor? 10 bin dolar için mahkemeliyiz zaten. 110 bin dolar için değil, 10 bin dolar için mahkemeliyiz. Evet arkadaşlar, dış ticarette bir taşıma yöntemi var ve bu taşıma yapılabilmesi için de bir senet var. Ne yapıyor nakliyeciler? İlk önce devletten senet almak zorundalar. Senet almadan taşıyıcılık yapamıyorlar. Eskiden senet şu kadardı. Devlete verdiğiniz para kadar senet alabiliyordunuz. Ama daha sonra bu böyle olmadı. Devlete bir kere bir teminat yatırıyorsunuz. Onun karşılığında sınırsız senet basma özgürlüğüne sahip oluyor nakliyeciler. Dolayısıyla nakliyeci ne yapıyor? Geldi. Bu malı aldı. Bu adama bir senet verdi. Yani bu senet malın bedeli kadar değil artık. Ama bu senedi veren adamın da devlette teminatı olduğunu biliyoruz satıcılar olarak biz. Ve bu senet olmadan da malın teslim edilmeyeceğini biliyoruz artık. Bu senet olmadan malın teslim edilmeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla nakliyeci senedini veriyor, malını alıyor. Götürüp karşıya teslim edecek alıcıdan. Satıcımızın elinde de nakliyeci senedi var. Şimdi şuraya geldim. Satıcı ne yaptı? Parasını almış. Malı hazırlamış. Satıcı ne istiyor? Ya bir an önce alıcı malını alsın istiyor. Niye? Kendi parasına kavuşmuş adam da malına kavuşsun. Dolayısıyla satıcı malı yollarken aynı zamanda alıcının bu malı bir an önce çekmesi için senedi de mal beraberinde gönderiyor. Mal beraberinde nasıl gönderiyor? Bir tane zarfa koyuyor. Nakliyeciye teslim ediyor. Diyor ki bu malı götür teslim et. Zarfı da teslim et. Buradaki alıcı zarfı açıyor. İçinden nakliyecinin senedi var. Nakliyecinin senedinin arkasına imza ediyor. Diyor ki bu senetle ilgili bütün haklarımı nakliyeciye devrediyorum. Ve nakliyeciden malını alıyor. Nakliyeci de senedine kavuşuyor. Böylece kimsenin kimseye bir borcu kalmıyor. Diyelim başka nasıl yollayabilir? Satıcılar kargoya verebilir. DHL'le, TNT'yle, FedEx'le kargoya verir. Kargoyla evrak alıcının eline ulaşır senediniz. Alıcının eline ulaşır. Alıcı da ne yapar? Bu senedi nakliyeciye vererek malını alabilir. Dolayısıyla dış ticarette satıcıların alıcıya malı yollaması alıcının o malı çekeceği anlamına gelmiyor. Alıcının malı çekebilmesi için nakliye senedine ihtiyacı var. Nakliye senedi olmadan alıcılar nakliyecilerden malları teslim alamazlar. Alamazlar. Nasıl alamazlar? Şimdi bazı durumlarda senedi düzenlemek yerine şurada malı artık anlattığım ilk nakliyecilik dönemiydi. Artık gelişmiş bir nakliye sistemi var, gelişmiş bir altyapı var, güvenilir nakliyeciler var. Dolayısıyla şurada malı nakliyeciye teslim ettiğinde ne yapıyor karşı tarafa? Release. Release yani konsümanto almıyor. Buradan hiç konsümanto almıyor ve diyor ki karşı tarafa malı teslim edebilirsin götürüp direkt. Yani bu durumda nakliyecinin bir senet vermediği için karşı taraftan da bir senet alma beklentisi olmadan direkt malı teslim edebiliyorlar. Buna release işlemi deniyor. Ersin orada mısın? Dexpel Lojistik Ersin danışmadan bekleniyorsunuz. Orada mısın? Ya hem sponsor ol hem kursa katılma olacak şimdi Ersin. Var mı Dexpel'den kimse orada? Evet. Dexpel. Neyse. Var mı? Nakliyeci var mı aramızda?
Ha, Ersin Turgut. Hikmet, Ersin'e ses açma yetkisi verir misin? Özür diliyorum Ersin. Hikmet. Evet Ersin, sesin açık mı? Şu anda açık. Hikmet, Ersin sesini açmış Hikmet. Şu an geliyor mu sesim? Evet, şahanesin. Tamam. Ersin, ne, bu Willis olayı nedir? Bize biraz Willis anlatır mısın? Bu arada Ersin hocam, lojistik dersimize girecek hocamız. Ali hocam, release konusu dediğiniz gibi konsumentosuz teslim konusu. Ersin bir dakika, önce söyleyeyim. Nakliye konusunda iyi sallıyor muyum? Ya Tutarlı güzel ama mı? yani işte Kelleyi boş buldum, buluyor muyum? alıcı satıcı forwarder'ı dolandırdı, nakliyeci satıcıyı dolandırdı. Sen, herkes kötü niyetli bu işte. Özel Hayır bak, nakliyeciler yok mu? nakliyenin mağara döneminden başladım ki kolay anlaşılabilsin. Doğru, haklısın. Değil mi? Nakliyenin mağara dönemiydi o. Yani şu an kimse devlete 1 milyon dolar verip de 1 milyonluk senet almıyor. TİO belgesi için kaç para teminat veriyorsun? Ayata için 100 bin dolar. TİO için 200 bin, 234 bin, öyle bir şeydi. Var mıydı Sanıyorum öyle? arttı o da. Yılbaşından sonra 600 bin, 700 bin lira falan gelmiş galiba. Teminat Evet. verip ona istinaden konsümanto basma yetkisi alıyorsun. Viliz neresinim tam? Release alıcıyla satıcı arasında herhangi bir sorun yoksa, satıcının onayıyla orijinal konsümentonun teslimi olmadan ya da talebi olmadan malın teslimi anlamına geliyor aslında özetle. Yani Peki nasıl satıcı yapıyorsunuz? Yani nakliyeciler arasında bir Swift, bankadaki Swift gibi bir kod sistemi mi var? herhangi bir kod sistemi yok aslında. Sadece satıcıdan bir onay yazısı, talimat yazısı alıyoruz bununla ilgili. Eğer orijinal konşimento basılmış da verilmişse satıcıya, satıcı bunu cirolayıp tekrar release talimatıyla beraber nakliyecisine veriyor. Ya da orijinal konşimento hiç üretilmiyor. Satıcı nakliyecisine yine bir release talimatı vererek bu işlemi gerçekleştiriyor. Bu talimatı verdikten sonra, eğer elektronik sistem varsa nakliyeci arasında, elektronik sistemle ya da onlar da kendi arasında bir yazışmayla konşimentonun malların orijinal konşimento olmaksızın teslimatını sağlamış oluyorlar. Burada bazen ihracatçılar bu release ile ilgili yazıyı çok ağır buluyor, imzalamak istemiyor. Ama aslına bakarsanız Kim bu niye ağır buluyor? release Ne kadar yazısı malın mülkün varsa üstüme yap mı yazıyorsunuz? ona benzer bir şeyler. Ama yani cümle tam ona gelmiyor. Ya cümleyi çok bence doğru da okumuyor bir şey ihracatçı. Yani malım mülküm senin olsun demiyor ama hani ben bu konşimentosuz teslimattan dolayı bütün sorumluluğu kabul ediyorum diyor aslında. Doğrusu da bu. Yani eğer konşimento olmaksızın bir teslimat yapıyorsanız bu sorumluluğu da almanız lazım üzerine sonuçta. Böceğim ya, ne kadar Ersin, dur zorlandım. seni bulmuşken biraz daha dövelim. Şimdi diyelim Onu konşimatoyu kaybetmişiz. Yurt unutmuşum. dışından mal geldi, sensin nakliyecisi ve ben konşimatoyu kaybetmişim. Bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi Ersin güvensin, birinci ihtimalde güvensin ve nakliyeciye malı teslim etsin. Daha sonra Ali Kartaş gelsin elinde konşimatoyla. Ersin, 100 bin dolarlık mal nerede diyebilir mi Ersin? Tabii ki diyebilir. Ödemek zorunda mısın bana 100 bin dolar? Tabii ödemek zorundayım artık. Geçmiş Evet olsun. arkadaşlar, sonuçta konşimento kıymetli bir evrak ve malın tapusu. Kıymetli evrak ne demek? Kıymetli evrak, kıymetli evrak üstünde yazılı değeri ya da malı devreden evraklara kıymetli evrak diyoruz. Mesela 200 TL cebinizde bir para varsa, o parayı bana verdiğinizde ne yapmış oluyorsunuz? 200 TL'lik değeri bana devretmiş oluyorsunuz. Üstünde bir tapu, bana tapuyu verdiğinizde tapunun temsil ettiği mülkü bana devretmiş oluyorsunuz. Ruhsat bana devrettiğinizde aracı bana devretmiş oluyorsunuz. Bunlar kıymetli evrak. Konşimento'da para gibi kıymetli bir evrak. Konşimento'da alıcı kısmında kimin adı yazıyorsa mal onundur arkadaşlar. Mal onundur. Dolayısıyla alıcı kısmında Ali Kartaş yazıyorsa Ersin zaten o malı bana vermek zorunda. Malı bana veremiyorsa parasını ödemek zorunda. Ama alıcı kısmında to order yazıyorsa o zaman konşimento kimin elindeyse, kim giderse Ersin'e parayı o alır. Doğru mu Ersin? Ersin hocam. Hikmet, sen Ersin'i bir ortak oturum sahibi yap da böyle sürekli ses açmak zorunda kalmayalım. Alıcı Ersin, soruya geleceğim. Orada mısın? Buradayım, şimdi dinliyorum. Alıcı kısmında başka birinin adı yazıyorsa
Ben o konsümantöyle sana gelsem, bana ödeme yapar mısın? Alıcı kısmında başka birisi yazıyorsa sana konşimentöre gelsem sana ödeme yapmam. Ersin, ilkokul çocuklarız gibisin ha. İki kere bir kaç? İki kere bir iki. Hazırlıksız bağlantıyı aldınız beni Ali Hocam. Hayır. Başka birinin adı yazıyor konşimento. O da sana geldim. Yok ödeme yapmam. Ödeme yapmazsın. Peki tuvalı yazan konşimento ile geldim. O zaman yaparım. Konşimentomu kaybettim. Benden ne istiyorsun? Senden taahhütname ve banka garantisi istiyorum. Banka garantisi ne ya? Mal bedeliyle ilgili banka garantisi istiyorum. Şimdi arkadaşlar, konşimentoyu kaybettiğinizde yarın bir gün konşimentoyu bulan biri nakliyeciden hak talep edebiliyor. Nakliyeci de böyle bir hak talep etme durumu ortaya çıkma ihtimaline karşı sizden mal bedeli kadar nakit para isteyebiliyor. Bir, bu en insafsızlığı. Daha insaflı olanlar bize mal bedeli kadar teminat garanti mektubu getir bankadan. Yani herhangi bir nakliyecinin talebi olması doğrultusunda koşulsuz şartsız ödemeyi yapacağınıza dair bankadan bir teminat mektubu istiyor bazı nakliyeciler. Bazı nakliyecilerse çok kıymetli müşteriler ise ve onlara inanıyorsa sadece taahhütname karşılığı malı teslim edebiliyorlar. Buraya katkın ne olur Ersin? Bu arada Ersin'le ben 2027'den beri üniversite arkadaşıyız. Ersin'im özür diliyorum, o yüzden isminle hitap ediyorum ama. Ya estağfurullah. Hoşuma gitti bu şekilde hitap etmen. Samimiyeti arttırıyorum. Neyse, Tabii. konuyu Tabii senin hoşuna giden konular üzerinden devam ettirmek istemiyorum. bu konularda tabii yani bu aslında armatörle birebir çalışıyorsanız armatörün kuralları katı ve nettir. Yani onlarda bir esneklik sağlayamazsınız. İşte mal bedeli kadar garanti mektubunu vereceksiniz. İşte 6 ay genelde herhalde onu tutuyorlar bilmiyorum. Belli bir süre onu ellerinde tutuyorlar. O taahhütnameleri imzalayacaksınız ve vereceksiniz. Ama arada forwarder varsa belki bir sürekli çalıştığınız bir forwarder en azından bir şeyiniz varsa, bir güven oluşmuşsa belki banka garantisi olmaksızın sadece bir kayıp konşimento ile ilgili bir taahhütname ile konuyu çözüp teslimatı sağlayabilirsiniz. Yani şöyle, aslında konşimentoyu kaybettiğiniz an nakliyeciyle aranızdaki ilişki durumuna bağlı olarak bazı nakliyeciler nakit para alıyor, bazı nakliyeciler banka teminat mektubu alıyor. Bu mektupları kimi nakliyeci 6 ay, kimisi 2 yıla kadar tutabiliyor. Biliyor, doğru. Çek Evet. alanlar oluyor bir de. Yani kimisinde ise sadece iyi müşterisinin iyi niyetine istinaden taahhütname ile, tanıdığı müşterilere taahhütname ile de mal teslimi yapabiliyor. Doğru mu? Doğru, burada sadece en önemli konu bence şu. Yani hani insanlar bence konşimentonun değerli bir evrak olduğunu ve gerçekten ne kadar kıymetli bir evrak olduğunu bence göz ardı edebiliyor özellikle ihracatçı kısmı. Yani ne olacak yani işte release et diyorum, release et. Yani telefonla arayıp da bunu teslim edelim abi deyip hani direkt teslimatı sağlamaya çalışması ya da konşimentosu kaybolunca ya bir tane daha basıver işte ne olacak şeklinde gelen böyle çok şey talepler olabiliyor. Yani hani burada konşimentonun niteliğini ve özelliğini hak eden nelere yol açabileceğini bilmek gerekiyor. Siz şahıs olarak iyi niyetli bir insan olabilirsiniz gerçekten ama yarın bir gün o şirketten ayrıldığınızda tekrar sıkıntılı durumlar oluşabilir. O yüzden bu tip durumlarda ne alıcı ne satıcı ne nakliyeci kimse mağdur olmasın her şey yazılı olsun diye ısrar etmemizdeki sebep herkesi korumak aslında yani. Hak veriyorum da abi. Alıcı kısmında Ali Kartaşlı'dan konşimentonun mükerrerini basmakta niye tereddüt yaşıyorsunuz? İşte tekrar herhangi bir konşimentoyla geldiği zaman siz bizim konşimentomuzu Ha, bu kullandınız, sefer de çektiniz. benden çekiniyorsun. Diyorsun Ali beni dolandırabilir. Hani ikinciyle malı çeker, birinciyle hak talep eder. Olabilir tabii o da olabilir. Yani o da mümkün. Tamam, hadi rol çalma, ders benim. Teşekkür ediyorum. Tamam Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum Ersin'im. Lütfen bizi izlemeye devam et. Ara ara top atacağım sana. kolay gelsin. Şurada sadece bir mesaj gördüm. Telex Release ile C-Web arasında fark var mıdır? Cevap vereyim mi? Ben aşık olsun. Ya şimdi aslında günümüzde çok da fark kalmadı. Bunlar çok eski dönemlerden kalan farklılıklar. Telex Release hani daha e-mail falan yokken böyle hızlı iletişim araçları yokken zamanında konşimento basılıp sonra birbirlerine karşı acente telex denilen bu cihazla release mesajını gönderme olayı aslında ta o zamanlardan kalma bir konu. Hani günümüzde aslında telex release, release, C-Wable falan hemen hemen aynı anlama geliyor.
Sadece şurada şuna dikkat etmek lazım. Armatörler tarafında özellikle bu biraz daha hani şeydir. Telex release dendiği zaman konsümantu basılır. Sonra bir release işlemi yapılır. Sevable dediğimizde hiç konsümantu orijinal olarak basılmaz. Direkt sistemden release olarak üretilmiş olur. Sadece böyle bir anlam farklılığı vardır ama topunda hepsi aynıdır. Hani o yüzden öyle bir hani bunlar telex release diyor, biz sevable diyoruz ama yani tek fark odur. Onu Da bir kişi daha bilmiyorum. var galiba. Hakan Dursun Bey yapamaz demiş. Sonra bir şey daha yazmış. To the order of kısmında kim yazıyorsa mal onun adına düzenlenmiştir. İşte to the order of kısmında sadece to order emrine yazıyor. Doğru mu dersin bazılarında? Evet, sadece emrine yazdığı zaman zaten alıcısı şey değil yani, orası boş olduğu zaman teslim edilir. Konsümantörü kim getirdiyse o teslim edilir. Eğer Evet. bir alıcı varsa tabii ki orada bir alıcı yazıyorsa, alıcı ismi yazıyorsa o alıcı ismin kimse ona teslim edilir tabii ki. Evet, gördüğünüz gibi ders nasıl kaynatılır? Ödeme şeklinden ders nasıl lojistiğe çevrilir? Hepsini canlı canlı örnekleriyle anlatıyorum. Hemen Ersin teşekkür ettim. Yine ara sohbet ederiz. Kolay gelsin. Hemen peşin ödemeyi toparlayıp bir ara verip sonra ikinci kısımda mal mukabil ödemeyle devam edeceğim. Dedik ki satıcı olarak peşin ödemede tek bir derdim var. Malını yollayayım ki ben parama kavuştum. Adam da malına kavuşsun. Dolayısıyla adamın malına kavuşabilmesi için ne lazım? Bir, fatura kestim. İki, çek listesi kestim. Üç, dolaşım veya menşe belgesi düzenledim. Üç, dolaşım veya menşe belgesi düzenledim. Ama bunların hepsi hikaye evrak. Bunların hiçbiri olmadan da mal çekilebilir. En önemli evrak ne? Konşimento. Malın çekilebilmesinin önemli evrak konşimento. Bu dört evrağı hazırladım. Bir zarfa koydum ve nakliyeciye dedim ki bunu götürüp karşıya verir misin? Şimdi karayolunda götürüyorlar. Sorun yok. Deniz yolunda kaptan postası deniyor buna. Götürüyorlar. Sorun yok. Hava yolunda bazı hani hava yolu şirketleri kabul ediyor. Etmeyen hava yolu şirkette çıkabiliyor. Kaptan postası kabul etmeyen hava yolu şirkette çıkabiliyor. Ya da kargo ile karşı tarafa yolluyorum. Karşı tarafta bu evrakla malını çekiyor. Ali hocam çok özür dileyerek bir şey Tabii. söyleyebilir miyim? Kaptan postası bir süre önce kaldırıldı. Artık armatörler, gemi acentaları konşimentoyu kaptan postasıyla göndermeyi kabul etmiyorlar. Onu parantez içinde belirtmiş olayım. Yani Deniz artık yolunda mu, hava yolunda mı? deniz yolunda artık Hava yolunda. hava yolundan emin değilim. Onu bir sorun. Hava yolunda da evrakla konşeyle beraber konşimento gidiyor galiba ama %100 emin değilim. Deniz yolunda ne yapıyoruz şimdi evrakları? Deniz yolunda artık ihracatçının sorumluluğunda. Eğer orijinal konşimento alıcıya gönderilmesi gerekiyorsa artık o ihracatçının sorumluluğunda. Hikmet Ambarlı Gümrük Şefimiz Şükrü Bey'e bağlanalım. Evet. Hikmet bunu bir teyit et lütfen hemen Ambarlı Şükrü'den bir. Ne yapıyormuşuz? Yani kaptan postası kabul edilmeyince biz evrakları nasıl iletiyormuşuz karşı tarafa? Peki karşı tarafta artık şu malı çeksin ya. Tamam, malı çekti. Şimdi bir ara veriyorum arkadaşlar. Saatimiz kaç? 58 geçiyor. 10 geçe başlayalım. 10... Teşekkür ettim. Devam edelim kaldığımız yerden o zaman. Şimdi dedik ki peşin ödemede mallarımız geldi. Konşimentomuz geldi. Gümrükten çekeceğiz. Ve malda KKDF var. %6 KKDF var. %6 KKDF ödememek için benim peşin ödeme yaptığımı ispatlayan banka dekontu gümrüğe sunmam lazım ki KKDF ödemeyeyim. Peki KKDF nedir? Kaynak kullanımı destekleme fonu. Kaynak kullanımı destekleme fonu. Nedir kaynak kullanımı destekleme fonu? Diyor ki devlet, ticari taamüllere göre bir mal alacaksan ilk önce bedelini ödersin, sonra malı alırsın. İlk önce bedelini öder, sonra malı alırsın. Mesela bakın burada yazılımda bir sıra var. Evet. Şimdi bir param var şu an benim. Kaç paralık adamım? 10 paralık bir adam. 10 paramı veriyorum. Ve 10 para karşılığında yurt dışından mouse geliyor. Şimdi kaç paralık adamım? Yine 10 paralık adamım. Daha önceki 10 param likitteydi. Şimdiki 10 paramsa malda. Bir zenginleşmem var mı? Hayır. Kimsenin parasını kullanıp Türkiye'de iş yapıyor muyum? Hayır. Ama bu durumda KKDF ödenmez.
peşin paramı ödediğime dair bankadan makbuzumu alır gümrüğe veririm. Peşin ödediysem bankadan ödemek zorundayım. Peşin ithalat bedelleri sadece tüm ithalat bedelleri sadece bankalar aracılığıyla ödenir. Bankadan ödediysem gümrükten malımı çekerim. Bir parça ilerleyeyim. Şimdi mal mukabili ödeme open account diye açık hesap açık hesap diye geçiyor. Nedir mal mukabili ödeme? Alıcıyla satıcımız bir araya gelmişler. Yine bir sözleşme yapmışlar. Sözleşmedeki ödeme şeklinde ne yazıyor? Mal mukabili ya da open account yazıyor. Nedir mal mukabili ödeme, open account ödeme? Satıcıların alıcıya güvendikleri durumlarda sözleşmeden sonra malları sevk ettikleri paraysa ili ihraç tarihinden sonra yani mallar Türkiye'den çıktıktan sonra ileri bir tarihte aldıkları ödeme şekline peşin ödeme diyor mal mukabili ödeme diyoruz. Peşin ödeme alıcıların satıcılara çok güvendiği durumlarda kullanılıyordu. Neden? Çünkü riskliydi. Mal gelmeyebilirdi. İstenen kalitede miktarda gelmeyebilirdi. İstenen zamanda gelmeyebilirdi. Bu riskleri vardı. Mal mukabili ödeme ise tam tersi satıcıların alıcılara çok güvendikleri durumda kullanılan bir ödeme şekli. Satıcıların alıcılara çok güvendikleri durumlarda kullanılan ödeme şekline de mal mukabili ödeme diyoruz. Neden? Malları yolluyoruz açık hesap. Adam parayı ödemeyebilir, parayı eksik ödeyebilir, zamanında ödeyemeyebilir. Bu riskleri bilerek bu riskleri göze alarak mal sattığımız ödeme şekline mal mukabili ödeme diyoruz. Yani teslimat satıcıların alıcılara tam teslim olduğu ödeme şekli. Satıcıların alıcılara tam teslim olduğu ödeme şekline mal mukabili ödeme diyoruz. Bakın arada güven varsa peşin çalışırsınız. Alıcı olarak satıcıya güveniyorsanız peşin çalışırsınız. Satıcı olarak alıcıya güveniyorsanız mal mukabili çalışırsınız. Alıcılar satıcıya güveniyorsa peşin, satıcılar alıcıya güveniyorsa mal mukabili çalışırsınız. İki taraf arasında da tam güven var. Yani paramı ödeyeyim, malım gelir. Buradaysa mal mukabilindeyse malımı yollayayım, param gelir. Yani satıcının alıcılara çok güvendikleri durumlarda kullanılan bir ödeme şekli. Neden işte? Çünkü malı yolluyorsun. Bekle babam bekle. Paran gelecek mi? Tam gelecek mi? İstenen vadede gelecek mi? Tam bir teslimat söz konusu. Yine alıcılar mal bedellerini bankalar aracılığıyla ödemek zorundalar. Peşinde de alıcı bankadan ödüyordu. Mal mukabilinde de alıcı bankadan ödüyordu. Yine bankaların bu paraya aracılık etmekten dolayı şu banka 30 dolar alıyor, karşıya parayı yolluyor. Bu bankada 30 dolar alıp paranızı size yolluyor. Bankaların tek bir sorumluluğu var. Para gelmiş. Evet, nereye gidecek? Şuraya al. Para gelmiş. Al. Bu. Peşinde de mal mukabilinde de bankalar hiçbir inceleme yapmazlar. Sadece parayı havale ederler, EFT ederler, Swift'te gönderirler. Bu kadar. Başka bir sorumlulukları yok peşin mal mukabili ve peşin ödemede. Şimdi diyelim mal mukabili ödemede Türkiye için konuşuyorum. Alıcıyız ve mal geldi. Şimdi Türkiye'de kaynak kullanım destekleme fonu kesintisi adı altında bir %6'lık vergi var ithalatta. Ne bu vergi? İşte karşı tarafa ticari tamirler gereği peşinen parayı yollamışsan karşı taraftan mallar geldiğinde bankadan peşin ödeme yaptığını ispatlayıcı evrağı alırsın, Swift ID'yi alırsın ve %6 KKDF ödemeden malı çekersin. Ama bakın benim 10 param var. Yurt dışındaki satıcı bana çok güveniyor ve bana para almadan bir de malı yollamış. Şu an benim ne kadarım var? 20 param var. 20 param var. Ve ben bu 10 liraya aldığım mahsup kendi paramdan faiz alıyorum bankada. Kendi paramdan 2 lira faiz kazandım. Bu mahsubu da yurt içinde 14 liraya satıyorum. Adamın 10 lirasını yolluyorum. 4 lira ticaretten kazandım. 2 lira da faizden kazandım. 6 lira para kazandım. Aslında yurt dışındaki satıcılar benden para almadan bana mal yollayarak bana kredi vermiş oluyorlar. Neden bana kredi vermiş oluyorlar? Çünkü bu adam bana güvenmeseydi ben ne yapacaktım? Bankaya gidip bankadan kredi alacaktım. Bankadan aldığım krediyi yurt dışına yollayacaktım. Yurt dışından ürünüm gelecekti. Ürünümü çekecektim.
14 lira para kazanacaktım. 4 lira. 4 liradan 2 lirayı 14 liranın 12'sini onu ana para, ikisi faiz olmak üzere banka ödeyecektim. 2 lira ben kazanmış olacaktım. Türk bankacılık sistemi de para kazanmış olacaktı. Ben de para kazanmış olacaktım. Ama ben kredi çekmek yerine alıcı bana kredi veriyorsa aslında ne yapıyor burada alıcı lan? Bankacılık, bankacı gibi hareket ediyor. Ben bankadan kredi bulacağıma alıcıdan kredi bulmuş oluyorum. Bu alıcının kredisini kabul ederek Türkiye'de para kazanıyorum. Şimdi ben o krediyi bankadan alsaydım, banka kazandığı paradan devlete kurumlar vergisi verecekti ve banka o kredi sistemi için insan çalıştıracaktı. Ama ben o krediyi alıcıdan alarak ne yaptım? Devleti bir miktar bankacılık sistemiyle ilgili çalışmaz duruma mı getirdim? Evet. Devlet de diyor ki seni yurt içi kredi sistemini kullanmaya yöneltmek adına diyor ki, yurt dışından bir kredi bulursan, o krediyi kullanarak Türkiye'de para kazanırsan beni de destekle. Kaynak kullanımı destekleme fonu adı altında sizden para alıyor. Yurt dışından bir kaynak bulursan, o kaynağı kullanarak Türkiye'de para kazanırsan devleti de desteklemen gerekiyor. Kaynak kullanımı destekleme fonu, en basit anlaşılır anlatımı bu. Yurt dışından bulduğunuz kredileri 2 yıldan kısa vadeli kredilerde KKDF kesintisi var. Yurt dışından bir kredi bulacaksanız o krediyi yurt içinde 2 yıldan daha kısa vadeli bulduysanız yurt dışına %6 KKDF ödemek zorundasınız. Peşin ödemede yurt dışından peşin para geldi ya size diyelim. 18 ay içerisinde ihracat yapmak zorundasınız. 18 ay içerisinde ihracat yapmazsanız o yurt dışından bir kredi gibi kabul ediliyor ve %6 KKDF ödemeniz gerekiyor o paraya da. Diyelim peşin ihracat bedeli gelmiş ve ihracat yapmadınız 18 ay içerisinde. O paradan %6 KKDF kesilir. Peşin ihracat bedeli geldi. Bir yıl kaldı, ihracat yapamayacağım diye geri yolluyorsun. Sen o parayı bir yıl kullandın. Bir yıl KKDF kesilir yine sizden. Kaynak kullanım destekleme fonu. Mal mukabilinde ise mal gelmiş güdümüye ve siz parayı ödediğinizi ispatlayan bir banka ID'si veremiyorsunuz ya. O zaman malda KKDF varsa, KKDF hangi malda var? Bitmiş ürünlerde KKDF var. Ham madde ve ara girdi de KKDF yok. Genelde bitmiş ürünlerde KKDF var. KKDF 2000 yılının başında 2000-2001'de %3'tü. Ahmet Davutoğlu %6'ya çıkardı ve tüm ürünlere KKDF koydu. Sonra sanayicinin serzenişleri üzerine ham madde ve ara girdideki ürünlerdeki KKDF kaldırıldı. Bitmiş ürünlerdeki KKDF devam ediyor. Yani bitmiş ürün ödeme şeklinin maliyetine bakın. %6 etkiliyor sizi. Ödeme şeklinin maliyeti %6 ekliyor size. Ödeme şekillerini ikiye ayırayım o zaman. Peşin ödemeler, vadeli ödemeler. Peşin ödeme bir peşin ödemedir. KKDF olmaz. Mal mukabili ödeme bir vadeli ödemedir. KKDF ödemek zorunda kalırsınız. Malda KKDF varsa. Peşin akretif, peşin ödemedir. Vadeli akretif, vadeli ödemedir. Vesait mukabili peşin ödemedir. Kabul kredili, vadeli ödemedir. Bu üç ödeme şeklinde ispatlarsanız bankadan ödeme yaptığınızı KKDF ödemezsiniz. Bu üç ödeme şeklinde ise KKDF ödemek durumunda kalırsınız. Tabii üründe KKDF varsa birçok ürün zaten kendi tarifesinden ibaret, KKDF'den muaf. Evet, mal mukabiliye devam edeyim. KKDF'yi anlattık. Mal mukabiline geleyim. Satıcımız ne yaptı? Alıcıyla mal mukabili anlaştı. Zaten satıcımız alıcıya çok güveniyor. Malları bir an önce yola çıkarttı. Mallar alıcıya doğru gidiyor. Mallar alıcıya doğru gidiyor. Gitti. Peki. Alıcımızın malları çekebilmesi için neye ihtiyacı var? Konsümento. Satıcımız ne olsun istiyor? Alıcı bir an önce malları çeksin. Malları satsın ki benim paramı ödesin istiyor. O zaman satıcı ne yapar? Konsümentoyu mal beraberi yollar. Satıcı konsümentoyu mal beraberi nasıl yollar? İşte karayoluysa şoföre verir. Deniz yoluysa kaptan postası kaldırılmış. Hava yolunda zaten bazı hava yolları kaptan postasını kabul ediyordu, bazıları etmiyordu. Ne yapacak? Kargoya verecek. Bu arada kargolar kıymetli evrak kabul etmeyebiliyorlar. Etmiyorlar birçok. İçinde kıymetli evrak var mı yok mu? Olmadığına dair imza atıyorsun. İçinde konsümento var. Konsümento kıymetli evrak. Kıymetli evrak kargo ile gitmiyorsa ben kargoyu ne yapacağım? Konsümentoyu ne yapacağım? Değil mi? Ama biz buna rağmen herkes konsümentosunu kargoyla yolluyor. Eğer kaptan postasıyla nakliyeciyle yollayamıyorsak kargoyla yolluyoruz. Alıcı alıyor konsümentoyu. Arkasını ciro ediyor ve konsümento haklarını nakliyeciye devrederek nakliyeciden malları alıyor.
Şimdi Türkiye'de sistem böyle işlemiyor arkadaşlar. Türkiye'de bir de işin içine kim giriyor? Devlet giriyor. Yani normalde satıcı malları götürecek, alıcıdan konsümentosunu alıp alıcıya teslim edecek ya. Devlet diyor ki hop bir dakika bu mal üzerinde benim vergi alacağım var. Hiçbir vergi almayacak olsa KDV alacağı var. Devlet KDV alır. Tüm ithalatlardan KDV alır. Bedelsiz ithalat yapılsa bile devlet KDV'sini alıyor. Bedelsiz ithalatta bile devlet KDV'sini alıyor. Devlet diyor ki bir dakika bu malı alıcıya teslim edemezsin nakliyeci. Ya ben senedimi aldım. Abi önemli değil. Ben vergimi almadan bu malın alıcısına teslimine izin vermem. O zaman ne oluyor? Türkiye'ye gelen malları devlet diyor ki bana teslim edeceksin. Malı devlete teslim ediyorsun. Devlet de sana bir ordino veriyor. Ordino. Yani senin elinde ne var? Malları devlete teslim ettiğine dair devlet senedi var. Ordino da bir senet. Tek Türkiye'de kullanılıyor ama ordino var elinde. Ne yapıyorsun bu sefer? Alıcı sana konsümentoyu veriyor. Sen de ona ordino veriyorsun. O da devlete ordinoyu veriyor. Devlet de ona malını veriyor. Burada bir taka alıcı, satıcı, nakliyecinin arasında dördüncü bir taraf olarak devlet de giriyor. Nakliyeciler mallarını Türkiye'ye getirdiğinde 3 yere indirebiliyor. Bir, gümrüğün falan sahasına, iki, geçici depolama yerlerine, üç, antrepolara. Malları buraya indirdiklerinde malın sahibi nakliyeci oluyor. Nakliyeci o malı teslim ettiği yerlerden ordino alıyor. Ve bu, daha doğrusu malı teslim ettiği yerlere ilişkin sorumluluk nakliyecide. Nakliyeci mal adına bir ordino düzenliyor ve diyor ki teslim ettiği yere benim ordinomu getirene bu malı teslim edebilirsin. Dolayısıyla nakliyeci ordinosunu düzenleyip alıcıya veriyor. Alıcıdan konsümentosunu alıyor. Nakliyecinin konuyla alakası kapanıyor. Alıcısı gidip depoya ordinoyu gösteriyor. Depolar malı vermiyor. Diyor ki bunun gümrük işlemleri bitmemiş. Ordino ile birlikte gümrük işlemlerini de bitirmen lazım. Ne yapıyor alıcı? Gümrük beyannamesini açıyor. Vergilerini ödüyor. Gümrük işlemlerinin bittiğine dair evraklarla ordinoyu antrepoya, geçici depolama yerine, gümrük falan sahasına teslim ederse malını çıkartabiliyor. Ordinosu eksikse buralardan mal çıkartamıyor. Ya da gümrük evrakları eksikse buralardan mal çıkartamıyor. Türkiye'de sistem böyle işliyor. Alıcılar ne yaptı? Konsümentosu gelmişti. Konsümentoyu nakliyeciye verdi. Nakliyeciden ordino aldı. Ordino ile gümrük beyannamesini yazdı. Vergilerini ödedi ya da teminata bağladı. Sonra gümrükten mallarını aldı. Malını sattı, etti, parasını kazandı, parasını bankaya verdi. Banka 30 dolar kesinti yaptı. Bu parayı satıcının bankasına yolladı. Satıcı bankası da 30 dolar kesinti yaptı ve parasını satıcıya yolladı. Satıcımız da mutlu, alıcımız da mutlu. Para yollamanın maliyeti 60 dolar. Para yollamanın maliyeti peşin ödemede 60 dolar. Mal mukabili ödemede yine 60 dolar. İki taraf için de paranın maliyeti 60 dolar. Daha fazla değil. Peki. KKDF ödeyecek mi? Malda KK evet mal mukabili ödemede KKDF ödenir. Hangi durumlarda ödenir? Malda KKDF varsa ödenir. Malda KKDF yoksa bir ödeme yapılmaz. Evet, sorulara baktım. Soru yok. O zaman geçiyorum. Bir sonraki ödeme şekline geçiyorum. Peşin ödeme, mal mukabili ödeme ve sahip mukabili ödeme. Bir dakika. Evet, sırada vesait mukabili ödeme var. Vesait mukabili ödeme nedir? Vesait evraklar demek Arapçadan geliyor. Çoğul bir kelime. Mukabili de Arapça bir kelime. Karşılığında demek. Yani evraklar karşılığında ödeme. Evraklar karşılığında ödeme. Şimdi alıcıyla satıcı yine bir araya gelmiş. Bir satış sözleşmesi yapmışlar. Ve satış sözleşmesinde ödeme şeklimiz ne? Vesait mukabili ödeme olarak geçiyor. Vesait mukabili ödeme olarak geçiyor. O zaman kim harekete geçiyor? Satıcımız. Satıcımız ne yapıyor? Malları hazırlıyor. Mal mukabilinde olduğu gibi. Ve malları karşı tarafa yollamak üzere yola çıkartıyor. Ama biz ne biliyoruz? Mallar karşıya varsa bile alıcı bu malları alamayacak. Neden alamayacak? Çünkü alıcıya ne lazım? Malın tapusu lazım. Konsümento.
Malın tapusu konsümento. Konsümento kim de? Henüz satıcı da. Satıcı malları alıcıya vermiş ama konsümento kendisinin olduğu için henüz alıcının malları alamayacağını biliyor. Bir, satıcımızda bir konsümento var. İki, satıcımız bir çekil listesi hazırlamış. Çekil listesi ne işe yarar? İthalat ya da ihracat gümrüğünde malın muayenesini kolaylaştırır. Başka hiçbir işe yaramaz. Çekil listesi yoksa satıcı ne yapar? Alıcı ya da satıcı. Alıcıyız ve çekil listesi gelmemiş. Oturup kendin bu mala çekil listesi yapabilirsin. Ama vakit kaybı olur. Gümrükte malları tek tek say, çekil listesi hazırla. Ya yani çekil listesi dış ticaretin olmazsa olmaz bir evrağı değil. Sadece ithalat ihracat muayenesini kolaylaştıran bir evrak. Sağ olsun satıcı hazırlamış. Fatura mala düzenlenip malın mülkiyetini devreden bir evraktır. Satıcı tarafından düzenlenip alıcıya gönderilir. Ama henüz blockchain dış ticarette uygulanmadığı için satıcının gönderdiği faturayı alıcı yırtıp atsa, bir araştırma olmasa bu durum ortaya çıkmaz. Yani alıcı kendi de fatura düzenlemiş olabilir. Bu durum ortaya çıkmaz. Ama en ufak bir araştırma da ortaya çıkabiliyor. Nasıl çıkıyor? Alıcımız Zın gümrük idaresi, ithalat gümrük idaresi, yurt dışındaki çıkış export declaration'ı getirin dediğin an export declaration ve Ekim'deki fatura Türkiye'ye geldiğinde yurda girerken bu faturayla girmemişse sahte evrak kullanılmış olur. Arkadaşlar, ithalatçılar yurda evrak sokarken satıcının ihracat esnasında gümrüğe sunduğu export declaration Ekim'deki faturayı kullanmak zorundalar. Satıcının gümrüğe sunduğu export declaration'ın Ekim'deki faturayı kullanmak zorundalar. Ama her ülke kendi ülkesinin diliyle fatura düzenlediği için şimdi Türkiye'deki ithalat esnasındaki memurlar veya ithalatçılar her ülkenin diline hakim olmadığı için İngilizce ya da Türkçe düzenlenmiş faturalar kabul edilebilir. Ama sadece dil farkı olacak. Faturanın tarih numarası aynı olacak, tutarı aynı olacak, içerdiği ürün miktarı aynı olacak. Sadece dili farklıysa evrakla sahtecilikten yargılanmazsınız. Ama bunun harici çıkış faturasıyla ithalat faturası arasında teslim şeklinde, ödeme şeklinde, kıymetinde, miktarında bir değişiklik varsa bu sizi kaçakçılığa götürür. Dolayısıyla ithalatta hangi invoice kullanıyoruz? Export Declaration'ın Ekim'deki invoice'u kullanmak zorundasınız ki yarın bir gün başınıza bir şey gelmesin. Evet, dedik ki satıcı malları yola çıkardı. Bak bu adamlar kürek çeke çeke gidiyor. Yazık onlara. Ben de uzattıkça uzatıyorum. Aynı zamanda satıcımız ne yaptı? Bir, konsümento elinde var. İki, çekil listesi hazırladı, verdi. Üç, invoice'unu verdi. 4. Dolaşım veya menşe belgesi hazırlamış vermiş. Dolaşım veya menşe belgesi hazırlamış vermiş. Bunların haricinde ihracat şekline göre, ihracat yapılacak ülkeye göre, ihracat malının çeşidine göre, ihracat şekli, ihracat yapılacak ülke, ihracat malının çeşidine göre başka evraklar da işin içine girebiliyor arkadaşlar. Ama bunlarla ilgili başka bir evrak yoksa temelde 4 tane evrak geliyor size. Çekil listesi, evet, invoice, dolaşım veya menşe belgesi, bir de konsümento. Satıcı ne yaptı? Bu 4 tane evrağı hazırladı. Şimdi peşin ödeme olsaydı parasını aldığı için direkt alıcıya yollayacaktı ki alıcı da bir an önce malını alsın. Ya da mal mukabili olsaydı zaten malları vermiş, bir an önce evrakları yollayacaktı ki bu adam malını çeksin de satsın parasını ödesin. Ama ödeme şeklimiz vesaik mukabili, yani documentary collection. Bu ödeme şeklinde ne yapıyor satıcımız? Bu evrakları hazırlıyor ve bankasına veriyor. Diyor ki, sevgili bankam, al bu evrakları şu adamın bankasına yolla, alıcının bankasına yolla. Neden? Çünkü bu adam bu evraklar olmadan malı çekememeli. Çekememeli. Bu evrakları gidip bankasından almak istiyorsa da öncelikle ödeme yapmalı. Ödeme yapacak, vesaiki alacak, öyle malını çekecek. Ödeme yapmazsa vesaiki alamaz. Evet, benim bankam ne yapıyor? Bir tane römiz mektubu düzenliyor. Römiz mektubu da şu olsun. Nedir römiz mektubu? Bir A4 kağıdın üstüne römiz mektubu yazıyor. Diyor ki bu mektubun içinde bir tam takım konsümento var. Tam takım konsümento ne demek? 3 asıl, 1, 2, 3. 3 kopi, 1, 2, 3. 3 asıl 3 kopiden oluşan konsümentoya tam takım konsümento deniyor. Ersin sallıyorsam gir düzelt. Römiz mektubunun Orhan abi, römiz mektubu kısmı da sende. Bak bir ders anlatıyoruz, bir taraftan lojistikçi, bir taraftan bankacı, bir de dış ticaret hocası. Ancak bir konuyu anlatabiliyoruz. Evet, römiz mektubunu yazdım. Hikmet lütfen Ersin'i ve Orhan hocayı şey yap.
Ortak oturum sahibi olarak ata. İstediği zaman seslerini açıp dahil olabilsinler. Ne yaptım? Bir tam takım konşimento var diyor bankam römiz mektubunun ekinde. İşte üç tane orijinal invoice var diyor. Ne gerek varsa. Üç tane, bir, iki, üç orijinal çek listesi var diyor. Bir tane orijinal dolaşım belgesi var diyor. Ve bu römiz mektubunu ekindeki evraklarla birlikte kargoya vererek karşı bankaya yolluyor. Bakın, kargo ile karşı bankaya yolluyor. Yani bankalar arası özel bir iletişim şekli yok. Onlar da TNT, DHL, FedEx gibi şey kullanıyor. Ama satıcının bankası diyor ki, bak, römiz mektubu hazırlama bedeli 50 dolar, kargoya verme bedeli 200 dolar, 250 dolar para alırım senden. 250 dolar satıcıdan para aldı ve evrakları karşı tarafa iletti. Karşı taraf kargodan gelen zarfı açıyor, römiz mektubunu okuyor. Diyor ki içinde bir tam takım konşimento olacakmış. 1, 2, 3 orijinal, 1, 2, 3 kopi. Evet, bir tam takım konşimento varmış. 3 tane orijinal invoice varmış. 1, 2, 3, evet, 3 orijinal invoice da var. 3 tane çek listesi varmış. 3 tane çek listesi var. Bir tane Atari'de dolaşım belgesi varmış. Var. Bak, sadece sayıp kenara koyuyor. Bunun içerikleri doğru mu, değil mi? Hiç bakmıyor. Bir de römiz mektubu okey diyor. Ve alıcıya tebligatta bulunuyor. Alıcıya diyor ki, sevgili alıcı, senin adına evraklar geldi. Senin adına evraklar geldi. Gelip bu evrakları benden şu kadar ödeme karşılığında teslim alabilirsin. Şu kadar ödeme karşılığında teslim alabilirsin. İlk önce her şey düzgün gitsin, sonra bozacağız. Alıcı geliyor, al diyor parasını, evraklarımı ver. Evraklarını banka veriyor. Banka ne yaptı? Parayı buraya yolladı, 30 dolar daha kesti. Bu arada römiz mektubu inceleme bedeli, evrak teslim bedeli olarak 200 dolar aldı. 30 dolar da buradan buraya yolladı, aldı. 230 dolar. Burası 250 dolar almıştı. Ne yaptı? 480 dolar. 30 dolar da teslim parası aldı. 510 dolar vesait mukabili ödemenin size maliyeti. Peşin ödemenin maliyeti ne kadardı ya? Peşin ödeme 60 dolar. Vesait mukabili şey, mal mukabili ödeme ne kadardı? O da 60 dolardı. Vesait mukabili ödeme kaça çıktı? 510 dolar. Bak, vesait mukabili ödeme yapmanın maliyeti 510 dolara çıktı. Sadece ödeme şeklinin maliyeti bu. Ödeme şeklinin maliyeti 510 dolar. Evet, yine ilk önce her şeyin çok iyi gittiği bir vesait mukabilini hızlıca anlatıp sonra sorunlar çıkartmaya başlayacağım size. Hazır mıyız? Bir es verdim. Dinleniyorum. Vesait mukabil ödeme çalışıyoruz. Satıcımız ilk harekete geçiyor. Malları üretiyor. Malları sevk ediyor. Evraklarını hazırlıyor. Evraklarını bankaya veriyor. Banka römiz mektubu hazırlıyor. Evrakların üstüne römiz mektubunu iliştirerek evrakları karşı bankaya yolluyor. Karşı banka evrakla parayı istiyor. Alıcı parayı getirip veriyor ve evraklarını alıp malını çekiyor. Hadi sorunlar başlasın. Bir, alıcı evrakları aldı, malın gelmesini bekliyor. Bu arada bak, para satıcıya gitti. Satıcı kendini garanti altına aldı. Mallar geldi, konteyner boş. Mümkün mü? Tabii mümkün. Konteyner boş çıktı. Yani alıcımız dolandırıldı. Vesait mukabili riskli bir ödeme şekli miymiş? Evet, riski var. Mal dolandırıldı, alıcı dolandırıldı. Mallar boş çıktı, konteyner boş çıktı. Ha, boş çıkmak yerine eksik de çıkabilirdi, kalitesiz de çıkabilirdi. Demek ki alıcıların vesait mukabili ödeme şeklinde riski var. İyi de hocam, peşin ödemede de boş çıkabilirdi, mal mukabilinde de boş çıkabilirdi. Evet, ama orada zaten iki tarafta bu riskleri biliyor ve bu riskleri baştan göze alıyor. Diyor ki, ya evet, ben sana güveniyorum, dolandırabilirsin ama ben sana teslim alıyorum. Yani peşin ödemede alıcı satıcıya teslim oluyor. Diyor ki, al paranı. Ya yollamayabilirsin, biliyorum. Eksik yollayabilirsin, zamanında yollayamayabilirsin. Evet, biliyorum ama bu riskleri bilerek ben sana peşin ödüyorum diyor. Teslim. Karşılıksız teslimiyet. Ya da mal mukabilinde al abi malları diyor. Evet, biliyorum, paramı ödemeyebilirsin, eksik ödemeyebilirsin, zamanda ödemeyebilirsin ama ben sana güveniyorum ve teslim oluyorum. Al malları diyor. Yani peşinle mal mukabilinde koşulsuz bir teslimiyet var. Vesait mukabilinde ise güven yok. Birbirine güvenmedikleri için biraz taraflar birbirini garanti altına almak istiyor. Yani satıcı diyor ki, ya en azından diyor, parayı ödemezse evrakları almaz. Evrakları almazsa malı çekemez.
Kendini bir miktar garanti altına almış. Alıcı da diyor ki en azından, ya malı yükle, evraklar gelir, malı çekerim boş. Boş çıkma ihtimali var. Peki alıcı kendini nasıl garantinin altına alacak vesaire mukabilinde? Galiba iki tane yorum gelmiş. 60 dolar dediğiniz takibi tutar mıdır? Yurt dışı transferi yapan bankalar, bankalarla anlaşma yapan bu tutarı çok cüzi hale transfer yapabiliyor. Banka tarafından mı? Arkadaşlar ben 60 doları örnek veriyorum. Yoksa bazı bankalar sizden hiç para almayabilir. Bazı bankalar sizden 10 dolar alabilir, 18 dolar alabilir. Mesela benim yurt dışı transferlerimden 18 dolar alıyordu bankam. Sizden belki çok iyi müşterisiniz, çok büyük müşterisiniz. Hiç para da almıyor olabilir. 5 dolar, 10 dolar da alabilir. Ama ortalama yeni ticarete başlamış firmalardan ya da bankalarda çok yoğun çalışmayan firmalardan ortalama 30 dolar alıyorlar. Hocam, şimdiden ithalat yapacağız ve ürünlerde KKDF var. KKDF maliyetine katlanmak istemiyoruz. Ancak malların kalite kontrolünü yapmadan da para ödemek istemiyoruz. Haklısın Erdem Bey. Ne yapacaksın? Vesait mukabil çalışacaksın. Şuraya gözetim şartı koyacaksın. Gözetim şartı. Gözetim şartı ne demek? Gözetim şirketleri var arkadaşlar. SGS, TÜV, Bureau Veritas gibi dünyada büyük ya da daha küçük çaplı gözetim şirketleri var. Şuraya gözetim şirketi şartı koyacaksın. Diyeceksin ki gözetim şirketi gümrüklü sahada gidecek, mallara bakacak. Biz gözetim şirketinin olumlu raporunu da vesaik içine koyacak. Gözetim şirketinin olumlu raporunu da vesaik içine koyacak. Ne oldu? Vesaikler içine bir tane evrak daha girdi. Ne oldu? Gözetim şirketi olumlu raporu. Bunu da satıcı buradan yaptırdı, koydu. Artık sen neyi biliyorsun alıcı olarak? Malların istediğin kalitede, istediğin sayıda, istediğin miktarda olduğunu biliyorsun. Gözetim şirketinin raporunu gümrüklü sahada koydurtturacaksınız ve şuna dikkat edeceksiniz. Gümrüklü sahadaki gözetim şirketinin raporundaki kilit, konteyner kilit numarasıyla konteyner Türkiye'ye gelecek. Çünkü Çinliler ne yapıyor? Şimdi malı kendi deposuna gitse gözetim şirketi, Çinlinin deposuna gitse, deposuna gözetim yapsa, malı gözetim şirketi döndükten sonra Çinli farklı mal yükleyebilir. Bunun önüne geçmek için diyorsunuz ki gözetim şirketi gözetimini gümrüklü sahada yapacak ya da nakliyecinin deposunda yapacak. Ondan sonra aynı mühürle Türkiye'ye gelmeli. Neden? Şimdi gözetim şirketi geldi gümrüğe, gözetimi yaptı diyelim. Çinli ihracat beyannamesini açtı. Gözetim şirketi geldi, gümrüklü sahada gözetimi yaptı. Gümrük arkasını mühürledi. Gözetim şirketi gitti. Gözetim şirketinin raporundaki mühür numarası 137, örnek veriyorum. Sonra Çinli ihracat beyannamesini iptal etti. Malını çekti. Konteyneri boşalttı. Yeniden bir ihracat beyannamesiyle konteyneri size yolladı boş olarak. Bakın gözetim şirketinin raporu da değişebiliyor. Dolayısıyla gelen malın konteynerin üstündeki numarayla gözetim şirketinin numaranın aynı olması önemli. Evet biz çalışıyoruz Çin'le. Gözetim şirketi SGS Çin'de gözetim yapıyormuş. Gözetim masrafı ne kadar hocam? Aydın hocam, gözetim şirketi masrafı değişir. Neye göre değişir? Hangi mala bakacaklar? Ne kadarlık bir mala bakacaklar? Örnek veriyorum, bir tane makineyi denetleyeceklerse onun sadece gidecek makinenin markasına bakacak, modeline bakacak, etiketine bakacak ve sizin söylediğiniz birkaç özelliğine bakacak. Ya bu gözetim bir iki saat sürecektir. Ama hayır, 10 konteyner malı mı denetleyecek? Bir de mal ne? Tek tek mi denetlenecek? Her koli açılacak mı? Malların işte fiziksel özelliğine mi bakacak? Kimyasal özelliğine bakacak? Çok değişken. Dolayısıyla gözetim ücreti 1000 dolarla 2000 dolar arası değişir gibi bir şey söylenemez. Gözetim ücreti mala göre, denetlenecek yerin uzaklığına göre çok değişken. Ama alıcı kendine garanti altına almak istiyorsa gözetim yaptırabilir. Gözetimin ihracat ülkesine yapılmasını kabul etmiyorsa o zaman gözetimi ithalat ülkesine de yaptırabilir. Yani gelip burada da Türkiye'de varış gümrüğünde de gözetim yaptırtabilirsiniz. O da kabul olabilir karşı taraf açısından. O zaman gözetim şirketi gelip gümrükte bir gözetim yapacak. Ama biz biliyoruz ki gözetim yaptırsak bile malların çıkmama ihtimali var, eksik çıkma ihtimali var. Birazdan akreditif anlatacağım. Akreditif vesaire mukabil ödemeye göre daha garantili bir ödeme şekli. Ama akreditifte bile dolandırıcılıklar var. Peki, devam ediyorum. Şimdi
Evrakları aldık, konteyner boş çıktı. Evet, boş çıkabilir. Bunun önüne geçmek için ihraç ülkesinde ya da ithal ülkesinde gözetim şartı koyacağız. Gözetim şartından sonra evrakları bankadan teslim alacağız. Hocam, ithal ülkesine gözetim şartı koymuşsan gözetim belgesi o zaman bankada olmayacak ki. Evet, bankada olmayacak. Gözetim sende olacak. Ya da gözetim şirketi evrakını bankaya verecek. Sen bankadan teslim alacaksın. Önemli olan orada senin malın doğru mal olup olmadığını, dolandırılıp dolandırılmadığını görmek. Diyelim gözetim şartı koymadık hocam. Ben malın tam olup olmadığını nasıl anlayacağım? Kalite istediğim kalitede olup olmadığını. Türkiye'de küşat denen bir işlem var. Gümrük kanununda küşat. Nedir küşat? Gümrükte mala bakma hakkı. İthalat öncesi gümrükte mala bakma hakkı. Fakat küşat yapabilmeniz için size ordino lazım. Ordino için konsümento lazım. Konsümento için para ödemeniz lazım. Burada bir kolaylık var arkadaşlar. Nakliyeciyle konuşup küşat konsümentosu isteyebilirsiniz. Küşat konsümentosu. Yani nakliyeci bir tane konsümento veriyor size. Üstüne kocaman yazıyor. Sadece küşat amaçlı kullanılabilir. Mallardan numune alınamaz, mal çekiminde kullanılamaz diye kocaman yazıyor. O küşat konsümentosuyla gidiyorsun gümrüğe. Gümrükte malı açıp bakıp muayene edip tekrar koyup çıkıyorsun. Ya malı çekemiyorsun. Nakliyeci, şimdi yine gönderici, tabii nakliyeci de bunu kendi inisiyatifiyle yapmıyor. Satıcı nakliyeciye talimat veriyor. Diyor ki küşat konsümentosu vermeni rica ediyorum. O zaman nakliyeci küşat konsümentosu veriyor. Ama küşat dünyanın her yerinde geçerli değil. Sadece Türkiye'deki gümrük kanunundan olan bir hak. Ersin, küşat konsümentosu ile ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Tereddüt ediyor musunuz vermekte? Yoksa satıcı talimatına istinaden direkt veriyor musunuz? Yok, biz şimdiye kadar hiç küşat konsümentosu isteyen olmadı bizden. O kadar Libya'dan hurda taşıyorsun Ersin. Nasıl olmadı ya? Hiç Hurdacılarda acayip bir dolandırıcılık mevzu var. var ama şey yapmadılar. Kimse bizden daha öyle küşat şey istemediler yani. Çekerlerken istiyordu belki, bu kontrol ediyorlardı resmen. Verir misin isteseler? Tabii ki verilir. Yani bu tip şeylerde sonuçta müşteri tarafının talimatı önemli bizim için. Az önce dediğin gibi, yani satıcı taraf bize bu şeyi verirse, onayı verirse tabii ki veririz. Neden vermiyorum? Satış Ama tarafı ben ona verirse küşat konsümantosunu verirsin. Biz de en azından vesaire mukabili ödemede alıcıyı korumuş oluruz. Gider mallarda küşat yaparız. Konteyner boşsa hiç o topa girmeyiz. Ki mesela Çin'den bakır, alüminyum ithal edenler. Çin dünyanın en büyük bakır ve alüminyum hurda ithalatçısı. Size Çin çok ucuz alüminyum ve bakır hurda veriyorsa bilin ki dolandırılıyorsunuz. Biz defaten karşılaştık. Çin hurda bakır mı abi? Evet diyor. Abi küşat yapmadan ödeme yapma, gözünü seveyim diyorum. Ama işte küşat için diyor şey vermiyor, konsümento vermiyor, nakliyeciye satıcı talimat vermiyor. Abi dolandırılıyorsun ama takdir senin, para senin. İster öde, istersen ödeme. Bazısı göz göze göre ödeme yapıp dolandırıldı. Yaşadık, girdik konteynerin içinde. Bir 20 palet olacağının bir palet hurda var. Kimisi içine hıyar koymuş yollamış, kimisi içine tuğla koymuş yollamış. Böyle şeylerle karşılaştık. Telefonumda var. WhatsApp'ımı açayım. Görün. Yani dolandırılabiliyorsunuz. Evet. Vesait mukabilinde dediğim gibi küşat sizi korur. Gözetim şirketi alıcıyı korur. Peki satıcının riski var mı? Satıcının da riski var. Ne riski var? Adam malları yollamış bu alıcının ülkesine. Mallar zaten gitti alıcının ülkesine. Evraklar da alıcının bankasında. Alıcıya diyorsun ki abi hadi paranı öde, evranı al, malı çek. Alıcı diyor ki hiç o havada değilim. Senin havanı diyemiyorsun malın karşı ülkede evran orada ya abi ne oldu diyorsun ya bilmiyorum ki diyor hiç canım o, ben galiba almayacağım o malı nasıl almayacağım ya bir sözleşme yaptık ya bir sözleşmeye güvenerek malı yolladık evranı yolladık bilmiyorum diyor onu bir düşünüyoruz biz şimdi daha ya neyi düşünüyorsun ya sen bir %30 iskonto mu yapsan bize ne %30 iskonto yap. Benim zaten kazancım %10. Ne %30 iskontosu? Ya ben almayacağım galiba o mal diyor. Sen başın çaresine bak. Deme hakkı var mı? Yani hakkı yok da işte adam diyor. Ne yapacağım ben? Mahkemeye gideceğim. Mahkeme kaç yılda sonuçlanacak? Uluslararası mahkemelere başvuru ücretleri ne kadar? Keşke şeyi alsaydık, hocamı da buraya alsaydık. Uluslararası Sözleşmeler hocamız. Murat Ayhan hocam. Murat hocam burada yoksun herhalde. Hikmet Murat Ayhan hocam burada mı? 100 bin dolarlık bir mal için uluslararası mahkemelerde
Hak aramak istiyorum. Kaç para yatırarak başlayacağım? Herhalde bir 20 bin dolar falan da bankalara yatırarak başlayacağım. Of. Bak, düşüncesi bile adamı terletiyor. Ne yapacağız? Biz şunu yapabiliriz belki. Satıcıya diyebiliriz ki, satıcı olarak alıcıya diyebiliriz ki, ya ben sana bu parayı, malı yollayacağım ve vesait mukabili çalışacağım. Ama senden malları almama ihtimaline karşı 20 bin dolar bankada parayı blok etmeni istiyorum. Eğer sen bu evrakları almazsan 20 bin doları senin bankan bana ödesin. Böylece ne olacak? En azından ben lojistik maliyetimi çıkarmış olacağım ve mallarımı başkasına satabileceğim. Böyle bir talebiniz olabilir. Böyle talebi karşı taraf kabul ederse ne ala, güzel bir şey. Karşı taraf kabul etmezse ne olacak? O zaman bu riski satıcı olarak sen göğüslemiş olacaksın. Satıcı olarak bu riske girdin ve alıcı almıyor. Ne yapacaksın? Hemen başka alıcı bulmaya çalışacaksın. Diyeceksin ki o ülkede başka bir alıcı buldun ya da başka bir ülkede başka bir alıcı buldun. Nakliyeciye talimat veriyorsun. Diyorsun ki Ersin, şu an Türkiye'deki limana bir mal gelmiş. Evet. Çin'deki adam diyor ki Ersin, Ali'ye satmaktan vazgeçtim, Veli'ye teslim et onu. Ne yapacaksın? Ersin diyor ki alıcıya, alıcı diyor, bu malı kabul etmediğine dair bana yazı ver. Yo diyor, öyle bir yazı vermeyeceğim ki. Ben %30 konto istedim. Bana %30 konto yapsınlar. Bu yazı olmadan iş yapabiliyor musun Ersin? Konsümento iptal edip B firmasına konsümento düzenleyebiliyor musun? Ya da bu malı başka ülkeye yollayabiliyor musun? Yok, herhangi bir yazılı teyitler, onaylar, izinler olmadan malı herhangi bir yere gönderemeyiz ya da alıcısını değiştiremeyiz. Ne oldu? Adamı dolandırıyorlar açık açık. Sen de buna destek mi veriyorsun? Destek vermiyorum ama nasıl müdahale edeyim? Abi, alıcı almıyor malı mı? Almıyor. Benden %30 iskonto istiyor. Ben malı Veli'ye sattım. Malı Veli'ye teslim etsene. İşte Ben tam sana bizim... nakliyeci olarak sana güvendim, malı teslim ettim. Şimdi A firması malı almıyor. Ben B'ye satacağım. Ver malı bu B'ye. Niye vermiyorsun? Tam zaman zaman başımıza gelen konular yani. Yani ödeme şekillerinden kaynaklanan bu tür sıkıntılarda yapabileceğimiz şeyler sınırlı sonuçta. Niye niye? Ya malı mı geri getir o zaman Ersin? Tam malı mı geri getir? Şimdi eğer tescil olmuşsa mal şeyde, eğer gümrükte burada tescil olmuşsa buradaki ithalatçıdan yazı olmadan, bir onay almadan o malın mahrec iadesi de yapılamıyor. Yani zaten buna gümrük izin Aynen. vermiyor her şeyden önce. Hani ben tamam götüreyim desem bile zaten gümrük izin vermiyor onun çıkışına. Diyor ki Yani öncelikle evet. gördüğünüz gibi vesait mukabili ödeme, peşin ödemeye, mal mukabili ödemeye karşı bir miktar garanti sağlıyor. Yani alıcı ödeme yapmazsa malı alamaz falan. Ama tam bir garanti hali değil. Yine iki taraf birbirini dolandırabilir, art niyetli olabilir. İkisi birbirine zarar verebilir. Yani peşinle mal mukabiline göre bir miktar daha garantili ama tam garantili bir ödeme şekli değil vesait mukabili. Bu konu bu arada Ali Hocam, hakikaten başımıza gelen konular. Yani özellikle ihracat tarafında bizim başımıza gelmişliği var. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da. Hani ihracatçı buradan şey diyor, işte yeni bir müşteri, güvenilir birine benziyor. Yani bizzat burada başımıza gelen konular. Hani güvenilir birine benziyor. Ben bu seferlik bir göndereyim de işte alışsın, iyi iş yaparız, ticaret yaparız diyerek buradan yani mal bedelini almadan gönderen, ama sonra karşı tarafta aynen dediğiniz işlemleri birebir yapan alıcılarla çok karşılaştık. Almıyor, çekmiyor malı, şey yapmıyor. Şurada ihracatçıların hani konusu açılmışken bildirmemiz gereken bir şey de var. Yani hukukçu hocalarımız belki daha detaylı bilgi verecektir. Sonuçta siz bu malı FOB'de satsanız, Ex-Works'e satsanız, SIF'de satsanız, ne satarsanız satın, mal karşı tarafta teslim alınana kadar bütün masraflardan ihracatçı sorumluluğu devam ediyor. Eğer karşı tarafta o mal çekilmezse, ihracat yaptığınız malda eninde sonunda o mal bir imhaya giderse, eninde sonunda bir şekilde geri dönecek olursa tüm masraflardan ihracatçı sorumluluğu her zaman devam ediyor. Basit, Türkiye'deki olay yurt dışında da mı geçerli? Orada da mı yazı almadan getiremiyorsun malı? Aynen, orada da geçerli. Oradan yazı, ithalatçının onayı olmadan, yazılı olmadan geri getiremiyorsunuz. Ancak orada limana varmadan, oranın gümrüğüne tescil etmeden, tescil olmadan hani bir müdahale imkanımız var, ama oradaki gümrüğe bu tescil edildiği andan itibaren artık oradaki ithalatçının şey lazım, onayı lazım oradan çıkartabilmek için. %90 ülkelerde hep böyle.
Diyelim sizin malınız Türkiye'ye varmış ve sahibi mukabil ithalat yapacaksınız. Gümrükte işte adam pazarlık etmeye çalışıyor sizinle. Deniz yolunda 45 gün, diğer bir yoluyla gelmişse 20 gün içinde bir işlem yapılmazsa mallar devletin oluyor. Hayda. Böyle bir malda ne yapacaksın Ersin? Devlet el koyuyor. 20 gün 45 günde işlemleri tamamlanamayan mal tasfiye olur. Yani devlet o mala el koyar ve satar. Artık bu kısım gümrükle alakalı kısım. Orada devlete başvurup onu uzatmasını yapacak ya da bir şekilde ihracatçıyla pazarlık yapıp bir şekilde orta yol bulup. Onun tek yetkilisi alıcı ya. Alıcı diyecek ki benim adıma gelen bir mal var. 45 gün içinde işlemlerini bitiremedim. Bana 30 gün ek süre ver diyor. Sıfır sebeple 30 gün ek süre alabiliyor. Ama ikinci 30 günü alabilmesi için sebep göstermesi lazım. İkinci ek 30 gün için hadi sebep gösterdi. Alıcıyla anlaşamıyorum. İkinci 30 günü de aldı. Üçüncü 30 gün için böyle bir şey yok. İki kere ek süre var. Malı bir antepoya falan alması lazım. Yani burada tutmaya devam edemez. Aynen öyle. Yoksa konu zaten demaraj masrafıyla zaten İşte mal antepo bedelini de geçer beyannamesi, zaten. sen antepoya çekersin. Ama antepo beyannamesi açabilmen için sana konşimento lazım. Ordino lazım. Konşimento ordino için ödeme yapman lazım. Yine kilitlendin. Yani ödeme yapıp konşimentoyu almadan bu iş çözülemiyor. Ya da iş başka başka yerlere gidiyor. Ama vesaire mukabil ödemede de işte bu riskler var. Bu riskler var. Şurada ders anlatacağız. Bir tane uluslararası hukuk hocası, bir tane lojistik hocası, bir tane gümrük ve dış ticaret uzmanı bir araya gelmişiz. Bir konuyu anlatabiliyoruz ki sizin böyle günlük hayatta üçümüzü bir araya getirip hemen çözüm üretmeniz işte mümkün oluyor bizde. Diyelim reklama girelim. Evet, vesaire mukavemini biraz toparlayayım. Dedi ki alıcı aldı malını çekti, düzgün çıktı ve ödemesini yaptı. Ödeme şekli de 500 dolara geldi. Hocam mesela başa geldim. En başa kadar geldim. Peşin ödemede alıcı çok güvendi satıcıya. Satıcı alıcıyı dolandırdı. Olabilir. Mümkün. Güvene dayalı bir ödeme şekli. Mal mukabili ödemede satıcı alıcıya çok güvendi. Alıcı satıcıyı dolandırdı. Mümkün. O da güvene dayalı bir ödeme şekli. Vesaik mukabilinde güvenmiyorlardı birbirine. Tam güvensizlik varsa vesaik mukabili çalışmayacaksınız. Yani bir miktar güven varsa riskleri bilerek vesaire mukabil çalışacaksınız. Çünkü riskler ne? Malın alıcı ülkede kalma riski var ya da malın boş çıkma riski var. Satıcının riski mal burada kalabilir. Alıcının riski konteyner boş çıkabilir, kalitesi çıkabilir. İstediğim miktarda çıkmayabilir. Bu riskleri kabul ederek çalıştığınız bir ödeme şekli vesaire mukabili ödeme. Peki bir sonraki ödeme şeklimiz ne? Yani iki tarafı da biraz garanti alacak bir ödeme şekli yok mu abi? Şu an dünyadaki iki taraf içinde birbirini tanımayan, birbirine güvenmeyen iki tarafın ticarete başlayabilmesi için bir miktar minimum güven veren vesaire mukabiline daha çok güven veren bir ödeme şeklimiz var. O da ne? Akreditif. İki taraf birbirini hiç tanımıyorsa, hiç güvenmiyorsa o zaman akreditif çalışabilirler. Güvenin hiç olmadığı, tarafların birbirini hiç tanımadığı, hiç güvenmediği iki taraf ticarete başlayacaksa nasıl başlayacak? Akreditifli ödeme şekliyle başlayabilirler. Nedir akreditifli ödeme şekli? Akreditif bankaların alıcıya bankaların kefil olduğu bir ödeme şekli. Alıcıların şartlı akreditif ne demek? Akreditif bir şartlı ödeme taahhüdü. Kimin şartlı ödeme taahhüdü? Bankanın şartlı ödeme taahhüdüne akreditif diyoruz. Akreditif de bir tane banka işin içine giriyor ve diyor ki satıcıya, sevgili satıcı diyor, alıcıyı aradan çıkartalım. Benim sana bazı şartlarım olacak. Ben sana şartlarımı yazılı olarak iletiyorum. Bu şartları yerine getirirsen alıcının ödeme garantisini boş ver. Ben sana ödemeyi garanti ediyorum diyor. Alıcıyı boş ver. Ben sana ödemeyi garanti ediyorum. Buna akreditifli ödeme diyoruz. Yani alıcının işin içinden çıktığı ödeme garantisini alıcının bankasının size verdiği ödeme şekline akreditif diyoruz. Letter of Credit, Documentary Credit gibi İngilizce isimleri var. Kısaca da LCLC diye geçiyor. Akreditifte bir sözleşmede ödeme şekli akreditifse kim harekete geçecek? İlk önce alıcı taraf harekete geçiyor.
Alıcı taraf nasıl harekete geçiyor? Bankaların internet sitesinde akreditif açtırma teklif mektupları var. İndiriyorsunuz bir tane akreditif açtırma teklif mektubu, doldurup bankaya iletiyorsunuz. Diyorsunuz ki, sevgili Amir Banka, benim adıma satıcıya akreditif açar mısın? Hemen efendim açıyoruz demiyorlar. Neden demiyorlar? Çünkü banka biliyor ki akreditif açmak demek ödemeyi garanti etmek demek. Yani bu adam ödemezse ben ödemek zorundayım. Bank olarak ben ödemek zorundayım demek. Banka böyle bir şeyin durduk yerde niye böyle bir sorumluluğa girsin ki? Girmiyor zaten. Alıcıya diyor ki senin adına 100 bin dolar bir akreditif açabilmem için bana 100 bin dolar parayı bloke et. Bu adam diyor ki ya 100 bin dolarım olsa nakit alırım niye akreditif açayım ki? O zaman diyor 100 bin dolarlık ipotek ver. Benim 100 bin dolar ipoteğim de yok. Ya o zaman Allah aşkına bir git işte gücüne. Senin neyini o zaman diyor banka. Ya da bankada alıcının kredisi varsa. Şimdi krediler ikiye ayrılır. Nakdi krediler, gayri nakdi krediler. Nakit kredi bankanın size nakit para vermesine nakdi krediler diyoruz. Gayri nakdi krediler ise bankanın size kredi vermesi, nakit kredi değil de size kefalet olması, garanti mektubu vermesi, akreditif açması bir gayri nakdi kredidir. Yani akreditif banka size güveniyorsa, aranızda bir kredi ilişkisi varsa banka bu kredi ilişkisine istinaden de akreditifi açar. Mesela büyük firmalar ne para bloke ederler ne de işte ipotek verirler. Zaten bankalar büyük müşterilerine kredi açmışlardır. O kredi limiti çerçevesinde akreditifi açarlar. Dolayısıyla alıcı bankasına dedi ki benim adıma akreditifi aç, teklif formunu iletti. Banka ne yapıyor? Şimdi şöyle bir şey olabilir mi? Bir banka bu taraftan bu banka başka bir bankaya mail atsa 100 bin dolarlık akreditif aç diye işte bir tane hacker da mail sistemini hacklese bunu 1 milyona çevirse bu bankaya 1 milyon diye bildirimde bulunur. Dolayısıyla bankalar arasında özel bir iletişim yöntemine ihtiyaç var. Orhan abi orada mısın? Orhan hocam. Buna da Swift sistemi diyoruz. Swift sistemi nedir? Merkezi Amerika'da olan bankalar arası bir kodlarla haberleşme sistemidir. Bankalar arası kodlarla bir haberleşme sistemidir. Şimdi Dur benim alıcımız Ali abi. Orhan abi Swift'le ilgili sallayacağım da kalete bu işte almasın. Çok sallıyorsam lütfen araya gir düzel. Şimdi alıcımız Amir Bankası'na talimat veriyor. Diyor ki sevgili Amir teklif ekteki akreditifi aç. Amir Banka ne yapıyor? Swift sistemini giriyor. Swift sisteminde akreditifi seçtiği MT700 koduyla bir altta belli alanlar açılıyor. Yani yurt dışına akrabana para yollayacağı zaman da Swift sisteminden yolluyor ama işte diğer transferleri seçtiğinde başka bir kod açılıyor. Vesait mukabilinde de para yolluyorsun. Başka bir kod açılıyor. Akreditifi seçtiğinde de MT700'ü seçiyorsun ve aşağıda başka kutucuklar açılıyor. O kutucukları doldurarak bir form hazırlıyorsun. Ona biraz Swift sistemini tanıtman mümkün mü? Abi Swift sistemi bankalar arası yazışma veya işte şifreli yazışma sistemi diyebiliriz. Ödemeler, vesait mukabil işlemler, akreditif işlemleri, garanti işlemleri hemen hemen tüm dünyada tüm bankaların kullandığı elektronik şifreli yazışma sistemi olarak tanımlayabiliriz. Bütün hepsinin kodu vardı. Senin de bahsettiğin gibi işte ödemeler 103 koduyla 100 koduyla gider. Vesait mukabil işlemler 400 koduyla gider. Akreditifler 700 koduyla gider. Garantiler 760 ile gider. Bankalar arası ödemeler 200 koduyla gider. Serbest yazışmalar 700 veya 900 mesajlarıyla gider. Eğer bir banka diğer bankayla yazışma yapacaksa bu Swift sistemini kurması gerekiyor. Swift sistemi kurulmazsa veya işte o şifreli yazışmaya kayıt olunmazsa özel şifre talep etmesi gerekiyor. Swift sistemi üzerinden gelmeyen hatta şifreli olmayan hiçbir yazışma bankalar tarafından kabul edilmez. Böyle Swift üzerinden şifreli gelen mesajların hepsi de kesin açılmış. Bankanın onayı var demektir ve direkt işleme alınabilir diye özetleyebiliriz abi. Peki bu Amerika sivil sisteminden ülkeleri çıkartıyor ya abi. Bu ne demek? Abi o şöyle bir şey. Normalde sivil sisteminin merkezi Belçika'ydı. Belçika yani Avrupa sivil sistemini yönetiyordu. 9 Eylül 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika dedi ki işte teröre müdahale edebilmem için veya terörü engelleyebilmem için sivil sisteminin yönetimi kontrolü artık benim üzerimden de geçmesi gerekiyor dedi. Amerika bu Swift sistemi üzerinden Avrupa işte Belçika ve Amerika
sistemindeki bütün yazışmaları görebilir hale geliyor artık. Görebiliyor hale gelmesi kim gönderdi, kime gönderdi, hangi bankaya gönderdi, hangi ülke bütün işlemin içeriğini görüyor. Gördüğü zaman da direkt otomatik işte sanction uygulamaları veya programları dediğimiz regülasyonlarla bu ödemeyi durdurabiliyor, bloke edebiliyor veya engelleyebiliyor, iade edebiliyor. Amerika artık bunun yönetiminin de şu an hakimi diyebiliriz. Sistemden mi geçiyor abi tüm dolar transferleri? Evet, dolar transferleri şöyledir abi. Dolar transferleri genelde tüm bankaların Amerika'da bir muhabiri vardır. Muhabir dediğimizde işte bu bankaların Amerika'da hesap tuttuğu Amerikan bankaları vardır. Dolar da Amerika merkezidir, Euro da Avrupa merkezidir. Siz birine işte para göndereceksiniz. Ne diyelim, Almanya'da birine dolar göndereceksiniz. Amerika'daki muhabir banka üzerinden gönderirsiniz. Çünkü orada hesabınız vardır, paranız vardır. Ne diyelim, Bank of New York, Boni denilen bankaya. Dersiniz ki ya sendeki paramdan şu kadarını al, Almanya'da şu bankaya öde dersiniz. O Swift mesajını gönderirsiniz. Swift mesajında o boni aldığı zaman bakar, bütün verileri kontrol eder. Eğer uygunsa Almanya'ya ödemeyi yapar. Dolayısıyla benim sana yollayacağım bir dolar ilk önce Amerika'ya gidiyor. Amerika'dan onay alarak sana geliyor. Evet, kesinlikle. Tamam abi, teşekkür ettim. Onun abi Rica ederim. konumuz akreditif. Son bir saatimiz ama sen katılırsan bunu 2 saatte toparlarız gibi geliyor. Yok estağfurullah abi, sen devam et, ben dinliyorum. O Bir şey zaman 10 geçe 10 geçe Orhan Gündoğdu'yla ileri akreditif. İlk önce Ali Kartaş'la giriş, sonra yoksa. Orhan Gündoğdu'yla ileri Yok. akreditife devam ediyor olacağız. 10 geçe buluşalım hep beraber. Bana ilettiğin sorular var. Hemen cevap. Hemen bana ilettiğin sorulara cevap vereyim. Hocam 2 seferde ödeme yaparsak malı çekmeden önce bu da peşin ödemeye girer mi? Gümrük beyannamesini açmadan önce yaptığınız bütün ödemeler peşin ödemelerdir. Gümrük beyannamesini açmadan önce yaptığınız bütün ödemeler peşin ödemelerdir. 2 de yapsan, 5 de yapsan hepsi peşin ödemeye girer. Hocam aynı soruyu 2 kere sordum. Nasıl soru yok? Hikmet'e gelmiş galiba. Not kısmında mı çıkmıyor bu sorular Hikmet? Olayları Bakayım ben. ayrılanları katılanları gösteriyor. Üstte kalıyor bazı sorular. Tamam. Bir soru daha var. 60 dolar dediğiniz anlattım onu zaten. Çin'le ithalat yapacağız. Ürünlerde KKDF var. KKDF maliyetine katlanmak istemiyoruz. Ancak malın kalite kontrolünü yapmadan da para ödemek istemiyoruz. İşte kuşat yapacaksın bu durumda ya da gözetim firması kullanacaksın. Evet, akreditife devam edeyim. Akreditif dedik ki alıcı ilk harekete geçiyor ve bankasına teklif formu yolluyor. Banka ne yapıyor? Alıcının kredi ilişkisine göre eğer kredisi varsa yoksa ipotek alarak para bloke ederek akreditif mektubunu Swift sisteminden hazırlıyor. Ve karşı tarafa yolluyor. Akreditif kuşat formunu karşı tarafa yolluyor. Akreditif kuşat formu ne? Üstünde kodlar olan, Swift sisteminin kodları olan 41A, 37A, 38C gibi kodlar olan bir form. Bu formu karşı tarafa yolluyor ve karşı taraf bu formu alıp bankasına satıcıya ihbar ediyor. Satıcıya ihbar ediyor. Bakın şimdi. Akreditif açma bedeli 1/5. Akreditif'e ihbar bedeli, buradan buraya gönderme bedeli, mal bedelinin 1/5'i. Yani 100 bin dolarda 500 dolar mı akreditif açma bedeli? 500 dolar akreditif açmak için aldı. Buraya göndermek için 100 dolar aldı. Bu adam akreditif'i ihbar etmek için 100 dolar aldı. Etti 700. Satıcı kendisine ihbar edilen akreditifi inceler. Alıcıyla başta yaptığı sözleşmeye uygun bir akreditif açılmışsa o zaman üretime çek. Artık akreditif okeylenmiştir. Yani akreditif dört tarafın da izni olmaksızın iptal edilemeyen bir ödeme yöntemidir. Dört tarafın da onayı olmadan, dört çıktı mı benden bilmiyorum. Kendim bile duyamadım. Dört tarafın da onayı olmadan iptal edilemez derler aslında. Ama satıcı malı yüklemezse aslında akreditif havada asılı kalır ve satıcıya hiçbir yükümlülük getirmiyor. Vadesi dolunca da iptal olur. Dolayısıyla bu adamın ödediği 600-700 dolar akreditif açtırma parası da çöp olur. Bu adamın zararı olur. Her ne kadar dört taraf deseler de aslında akreditif üç tarafı bağlıyor. Kabul etmediği sürece burayı bağlamıyor. Kabul etmesi ne? Buraya bir kabul ettim diye taahhüt falan veriyor. Yok. Akreditifi inceleyip değişiklik yapılması gerekiyorsa alıcıya haber veriyor. Diyor ki mesela akreditif şu değişikliklerin yapılmasını istiyorum. Başta bizim seninle yaptığımız sözleşmeye uygun değildi. Akreditifte değişiklik yapılmanın bankacılık dilindeki tanımı ne Orhan abi? Amendment deniyor abi. Kaç para abi bir tane bir maddedeki bir değişikliğe kaç para alıyorlar Abi o ortalama? bankasına, ülkesine göre değişiyor. Türkiye'de masrafsız bile yapılır.
50 dolar, 100 dolar ama İsviçre'de veya başka ülkelerde 400-500 dolara kadar çıkar. Dolayısıyla 4-5 tane değişiklik için en az 200-300 dolar para mı çıkacak bu adamın cebinden ekstra? Doğru abi, ülkesine ve işlemine göre değişir tabii İşte bu bankasına göre. para peşi cebinden çıkmasın diye ne yapıyorlar? Şu banka akreditif formunu hazırlıyor, kuşat formunu. Buraya iletmeden şu adama diyor ki şu draft'ı bir incelet bakalım satıcına. Bu adam draft'ı iletiyor satıcıya. Satıcı diyor ki şu değişikliğin yapılmasını istiyorum. Bu değişikliğe ilişkin alıcı bankasını bilgilendiriyor. Bankacı draft'ı düzeltiyor ve son halini ihbar ediyor bu tarafa. Burası da son halini buna iletiyor ve bu inceliyor. Evet diyor, tamam, istediğim değişiklikler yapılmış ve üretime geçiyor. Eğer istediği değişiklikler yapılmasaydı buraya bir daha diyecekti ki şunları değiştirmeni istiyorum. Bu değiştirmediği sürece bu imalata geçmeyecek ve akreditif anlamsız bir ödeme şekli olarak havada kalacaktı. Hiçbir geçerliği olmayacaktı. Buna eklemem var mı Orhan abi? Yok abi, dediğin gibi yani mühim olan burada akreditifin workable, yani kullanılabilir olması durumu, kontrata uygun olması durumu, yoksa satıcıya bir ödeme garantisi sağlamadığı sürece veya satıcının şartlarını yerine getiremeyeceği bir akreditif olduğu sürece anlamsız olur. Etmiş olsun o zaman akreditifi. Ne yapacak? Hemen hazırlık sürecine gidiyor. Malları hazırlıyor. Aynen vesaire mukabilinde olduğu gibi. Ve malları karşı ülkeye yola çıkartıyor. Ama neyi biliyor satıcımız? Karşı ülkedeki adamın malları alabilmesi için konsümento ihtiyacı var. Fatura ihtiyacı var. Çek listesine ihtiyacı var. Dolaşım belgesine ihtiyacı var. İşte ödeme şekline göre, malın şekline göre, ihracat şekline göre ve ülkeye göre ekstra evraklar da gerekebiliyor duruma göre. En az bu dört tane evrak var. Bu dört tane evrakı hazırlıyor. Akreditif şartına uygun olarak hazırlıyor. Şimdi akreditif bir şartlı ödeme tarifiydi ya. Akreditif Swift'inde bu evrakların nasıl hazırlanması gerektiği, evrakların üstünde hangi ibarelerin yer alması gerektiği yazıyor. Dolayısıyla satıcımız buradaki ihracat yaparken hem gümrük müşavirine hem nakliyecisine akreditif metnini yolluyor. Kuşat metnini yolluyor ve diyor ki şu bilgilere uygun olarak hazırla. Yani akreditif kuşat mektubunu yollamasa bile o zaman en azından akreditif şartında istenen bilgileri onlarla paylaşmalı ki evrağı konsümentoyu nakliyeci diyecek. Invoice'u ya kendi hazırlayacak ya gümrükçüsü. Çek listesini ya kendi hazırlayacak ya gümrükçüsü. Dolaşım ve menşe belgesini gümrükçüsü hazırlayacak. Bu evrakların hepsinin üstüne akreditifin referans numarasını istiyor. Mal tanımının akreditifte olduğu gibi geçmesini istiyor gibi şartlar var. Bu şartları gümrük müşavirleri ve nakliye şirketlerinin bilebilmesi için satıcının bu evrakları hazırlatırken akreditif kuşat mektubunu onlarla paylaşılması lazım ki gümrük müşaviriniz ve nakliyecileriniz akreditif kuşat mektuplarını inceleyerek konsümento ve şirket evraklarını hazırlayabilsinler. Hazırlanmazsa ne oluyor? Satıcı gümrükçüsünden nakliyecisinden evrakları alıyor, bankaya veriyor. Banka bir ön inceleme yapıyor ve diyor ki akreditif şartına göre şu eksikler var. İşte konsümantonda akreditif numarası yok. İşte ATV'de akreditif numarası yok. Şu alıcı bilgisi tam yazılmamış. Yanlış mal tanımı yanlış yazılmış gibi size geri dönüyor. Bu arada aslında şu satıcının bankasının evrakları şeklen inceleme yükümlülüğü var. Akreditif tahtında evrakları sadece şeklen inceleyebiliyor. Ne demek şeklen inceleme? Akreditifte bir tam takım konsümento öngörülmüşse konsümentonun 3 orijinal 3 kopya 1, 2, 3 orijinal 1, 2, 3 kopya. Orijinallerin üstünde orijinal yazacak, kopyaların üstünde kopya yazacak. Tamam mı? Tamam. Tamam, bir takım konsümento deyip kenara koyması lazım. Ama bu bankalar içerik incelemesi de yapıyor. Yani müşterisine bir zarar gelmesin diye ya diyor bak içerik incelemesi de yaptık. İçeriklerde bulduğumuz eksikler bu şunlardır diye bankasına bilgi veriyor. Bu banka yaptığı incelemeyi 5 bankacılık iş gününde yapıyor. Evrakları karşı bankaya yolluyor. Karşı banka yine 5 bankacılık iş gününde incelemeyi yapıyor ve evraklar tamsa buranın ödemesini yapması lazım. Evrakları alıcıya veriyor ve buranın parasını ödemesini yapıyor. Alıcı diyor ki yo yo istemiyorum evraklar, işten vazgeçtim, malı almıyorum, istemiyorum. Ya alıcı sen ne dersen de bu banka bu parayı ödemek yükümlü ve akreditifteki birazdan geleceğim ödeme şekillerine uygun olarak peşin veya vadeli ödemesini satıcıya yapıyor. Satıcının bankası da parayı satıcıya yolluyor. Evrakları alıcıya yollamış banka ve mallar daha yolda. Mallar geldi, konteyner boş çıktı. Evet, hem akreditif kullandınız hem dolandırıldınız. Dolayısıyla akreditif size tam bir garanti vermez. Öyle bir ödeme şekli değil.
tam garanti veren de bir ödeme şekli yok. Akredite mallar geldiğinde dolandırılmak istemiyorum diyorsun. O zaman buraya gözetim şirketi şartı koyacaksın. İşte Çin'den akreditifle gözetim şartı koyarak ithalat yapıp dolandırıldı insanlar. Nasıl yaptılar? Çinliler malları gümrüğe getirmiş, gümrükte ak gözetimi yaptırmışlar. Gözetimden sonra ihracat beyannamesini iptal edip malı geri çekip boşaltıp boş konteynere bir daha ihracat beyannamesi açıp yükleyip yollamışlar. Bunun önüne nasıl geçilebilirdi? Yani bunun önüne artık nasıl geçilebilirdi? Burada nakliyeci Ersin, nakliyeci bir destek verebilir miydi? Ya da Orhan abi, senin bir çözüm önerin var mı? Benim Abi tek çözüm önerim orada büyük. yok, orada şöyle bir şey olabilir. Yani güvendiğimiz gözetim firmasıyla veya bizim acentamızın veya bizim yetkilendirdiğimiz kişinin imzasıyla onay verme aşamasına getirebiliriz. Yani gözetim yapılacak. Gözetimi atıyorum, benim orada kim var? Ali Kartaş. Ali Kartaş Bey de bu gözetimi onaylayacak diye bir şart koyarsak, o zaman onun onayıyla gözetimin Gözetim gerçek yapılmış olan abi. Bakır dolandırıcılığına bakın. Çin'den ithal edilen bakır dolandırıcılığı yapın. Gerçek olay anlatıyorum. Gözetim şirket şartı koymuş bakır firması. Bakır firmasının gözetim olumlu raporu var. Gözetim şirketi gitmiş gümrükte bunları yapmış. Gözetim şirketi gümrükten çıktıktan sonra ihracat beyannamesini iptal edip Çinli malı geri çekmiş. Sonra yeni bir ihracat beyannamesi açıp mal varmış gibi boş konteyneri gümrüğe sokup bize yollamış. Hocam orada aklıma şu geliyor sadece. Yani orada gözetim firması konteyneri de kapatıp mühürletip bunu da kayıt altına aldığı zaman belki önlenebilir gibi geldi. Onu da söyledim Ersin. Gözetim firması konteyneri kapatıp mühürletmiş. Mühür numarasını kendi raporunun üstüne yazmış. Tam aynı mı? Sonra ihracatçı firma malı konteynerden boşaltıyor da aynı mühür numarasıyla mı, nasıl gönderiyor? Şimdi konteynerden bombalı boşaltıyor. Başka bir mühür takıyor ya. Tamam. Mal Türkiye'ye başka bir mühür numarasıyla geliyor. Tamam, orada işte ihracat ithalatçı malı alan adam oradan belki şey yapabilir. SCS'in Ama verdiği. parayı alıp parayı ödeyip malları almadan evrakları alıyor. Parayı ödeyip evrakları alıyor ya. Evrakları alamadan zaten mala bakamıyor ya. Evet. Abi konşimento ile gözetim belgesindeki mühür numaraları uyuşmaz, hiç ilişkili olur. Konşimento'da. Şimdi konşimentoyu mallar gümrüğe girdiği an veriyorlar Orhan abi. Mallar gümrüğe girdi. Ben Ersin'den konşimentoyu aldım. Evet sen geldin gözetimini yaptın. Gözetimin sonucu konşimentoyu mühürledin. Evet. Gözetim evrağının üzerine mühür numarasını iliştirdin. Evet. Konşimento'da da mühür numarası yazıyor. Sivil numarası. Aynı numaralar. Konşimento'da yazıyor, senin evrağında yazıyor. Sonra ben ne yaptım? Malı çıkardım, mühürü kırdım. Yeni ihracat beyannamesini Ersin'e verdim. Ersin zannediyor ki seninle birlikte taktığımız mühür var malın üstünde. Ersin ne diyorsun? Ya ben orada ben nakliyeci tarafından işte aynen söylediğimiz gibi SCS'in bastığı mühür numarası bendeki kayıtlı mühür numarası. Eğer konşimentoya basacağım o. Yani firma mühürü kırıp malı boşalttı, yeni bir mühür aldı. Dolayısıyla konşimento üzerindeki mühür numarası da değişecek. O yeni mühür Demiyor ki yeni numarası. mühür aldığını. Yeni mühür aldığını ben her türlü bilirim ki. Armatör orada bir yeni mühür numarası, yeni mühür verecek oradan bir armatör, konteynerin sahibi, taşıyıcı. Dolayısıyla o yeni mühürden ben haberdar olurum her türlü. Çok olayı var. İnternete yazın. Bakır Çin'den bakır ithalatındaki dolandırıcılık, Çin'den alüminyum olayındaki dolandırıcılık yine karşınıza çıkıyor. Ya Evet. orada muhtemelen şeye dikkat etmemişlerdir ama ben de hani bakayım okuyacağım ama muhtemelen mühür numarası değişikliğini belki de ithalatçı firma dikkat etmedi ya da göz ardı etti belki de. Akreditifle ilgili birçok dolandırıcılık olayı var. Burada Orhan abiyi dinleyeceğim ama sonuçta şöyle bir dolandırıcılık da hatırlıyorum. Akreditifle evraklar gelmiş. Kuşat konşimentosu alınmış. Kuşat konşimentosu ile malların yarısı numune diye alınmış. İnceleyeceğiz diye araba filtrelerinin yarısını almışlar gümrüklerden. Orada da Böyle bir Kuşat konşimentosunun üzerine herhangi bir numune için mal alınamaz vesaire ibarelerini koyduğu zaman bile alabiliyorlar mı? yok, o zaman alamıyor ama Ha, evet. koymamışlar. Yani mallardan numune alınamaz diye ibare koymamışlar ve bir sınırlama da yapmamış birer tane numune alınır gibi. O ibare olmayınca adam numune diye filtrelerin yarısını almış gümrükten.
İşte Böyle bu bir da durum bizim dikkat olarak. etmemiz, bizim dikkat etmemiz gereken bir konu işte bu da. Yani bir kuşatlı konsument uzun veriyorsak o ibareyi mutlaka koymalıyız. Evet. Dur bakayım. Hemen daha aktife girişi anlatamadım bu arada. Söz hakkı istiyorum. Barış gücüm. Dota. Söz hakkı istiyor. Barış abiye bir söz versene. Hikmet'im. Nakliyeci denetimi tamamlanan konteynerların liman sahasından çıkışına nakliyeci izin vermeyecek. Eksfe çektiği mikrome sırasında mühür takılırken bile gözetmen orada durur. Söz hakkı istiyorum. Barış abinin söyleyecekleri var. Barış gücümün. Dota Lojistik. Almanya konusunda herhalde çalışılacak en iyi firma. Öz mantarları var. 128 tane bildiğim kadarıyla. Barış abi geliyor musun? Ben devam edeyim. Tamam. Hikmet Barış abiye söz verdiğinde Barış abi diye konuşabilirsin. Ben kaldığım yerden devam edeyim. Şimdi akreditifin tarafları var. Biraz akreditifin temelini anlatayım ki sonra üstüne kat çıkabilirim. Temelleri var. Alıcıya ami diyoruz. Alıcının bankasına ami banka diyoruz. Alıcıyla muhatap olan kişiye muhatap ya da lehtar diyoruz. Bunun bankasına da muhabir banka ya da lehtar banka diyoruz. Yani ami, muhabir ya da lehtar, amir banka, muhabir ya da lehtar banka diyoruz. Genelde amir, muhabir, amir banka, lehtar banka bu kelimeler kullanılıyor. Dört tane ana taraf var. Bir de Hocam arada merhaba. he Barış Bey merhaba. Öncelikle katılımcıların hepsine iyi günler diliyorum. Sizin ağzınıza dilinize sağlık. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. İyi bir pazarlar geçirmemizi, eğitiminde hepimize daha yeni bilgiler kattığını için de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Şimdi biraz önceki konumuz için ben nakliyeci olarak şunu söyleyebilirim. Kara nakliyecisi olarak. Biz gümrüğe aracı soktuğumuzda bir kantar yapmak zorundayız. Çıkış işlemlerinden önce ve bu kantarla beyan ettiğimiz T1, T2, tır karnesi, kara manifestosunun kilolarının birbirini tutması gerekiyor. Eğer boş bir konteynerin gümrükten çıktığını ve bunu nakliyeci sorumluluğunu alıp getiriyorsa burada nakliyecinin de büyük bir kabahati var. Sadece ürünü satan firmanın değil, bunda nakliyecinin de işbirliği olduğunu düşünüyorum. Yok ya nakliyeci işbirliği yok. Nakliyeci büyük bir nakliyeci firması. Direkt hatta çalışmışlar. Hikmet bir haberi internetten bul istersen bir ekran paylaşımıyla devamında konuşalım. Barış abi katkıların için teşekkür ediyorum. Bir akreditifin temelini Rica ederim. oturalım sonra herkes kendi dolandırılma hikayesini anlatsın. Çünkü işte herkes birbirinin dolandırılma hikayesinden kendini koruyacak bir madde elde etmiş olacak. Akreditifin tarafları dört tane ana taraf var dedik. Ami muhabir, ami banka, muhabir banka ama bir de arada rambursmanlar var. Orhan abi rambursmanlara çok kısa değinir misin? Abi rambursman akreditif değildir. Yani akreditifin bir türü değildir. Rambursman sadece akreditifte belirtilen ödeme yöntemlerinden biridir. Debit olabilir, işte römit olabilir, rambursman olabilir. Bu üçü ne demek? Yani debit de şu demek. Açan banka ile lehtar banka arasında bir hesap ilişkisi vardır. Açan banka der ki sende hesabım var ya o hesabımdan alabilirsin der. Buna debit denir. Ve ikisi arasında hesap ilişkisi yoktur. Römit dediğin muhabir bankalar üzerinden ödeme yapılır. İşte ikisi de birbirini tanımıyor veya hesabı yok. Üçüncü bir banka araya girer. Onun üzerinden ödeme yapılır. Rambursman dediğimizde de yine üçüncü bir banka araya girer. Ama amir banka, açan banka, lehtar bankaya der ki bak vesaik uygunsa, şartlar yerine getirildiyse git şu bankadan parayı iste, o sana ödeyecek der. Yani vezne banka gibi bir şey diyebiliriz. Şimdi ami bankalarla muhabir bankalar nasıl ilişki kuruyor? Diyelim ben Türkiye'deki Halk Bankası'yım. Halk Bankası beni alıyor. Ali diyor al eline çantayı. Git Amerika'da bana muhabir bul. Ben gidiyorum Amerika'daki bankalarla konuşarak ami muhabir ilişkisi geliştiriyorum. Doğru mu? Doğru abi, finansal kurumlar denen bankaların bir şeyi vardır, departmanı vardır. O departman bankaların dünyadaki işte diğer bankalarla limit ilişkileri, muhabirlik ilişkileri, swift ilişkileri bunları Avrupa geliştiriyor. ülkeleriyle ami muhabir ilişkisi geliştirdim ama Etiyopya'da hiçbir bankayı ziyaret etmemişiz. Etiyopya'dan bir akreditif bana açılacak ya da ben oturup bir akreditif açacağım. O zaman ne yapıyorum? Benim Amerika'daki bir muhabirim aynı zamanda Etiyopya'daki bankanın muhabiri ise Amerika'daki banka üzerinden mi iletişim kuruyorum? Buna mı rambursman diyoruz? Evet, yok hayır ona rambursman demiyoruz abi. O ödeme rambursman ödemeyle ilgili tamam. Yani ödemenin akreditifte nasıl yapılacağı ile ilgili. Rambursman başka bir şey. O senin verdiğin örnekte işte ben Etiyopya'daki bankayı tanımıyorsam veya Swift ilişkim yoksa araya başka bir bankanın girmesi muhabirlik ilişkisi veya onun teyidini veya onun garantisini almam gibi bir şey demek. Yani o ödemeyle ilgili bir şey değil.
bankalar üzerinden o bankaya akreditif açılabiliyor. Ona bana Açılabilir. akreditif açılacak diyelim. Benim belirttiğim bankaya mı açılıyor? Herhangi bir bankaya açılıyor mu? Senin belirttiğin bankaya açılması lazım. Yani normalde standardı şudur. İşte amirle lehtar aralarında anlaşma yaparlar. Anlaşmaya göre benim bankam şu der. Açacak kişi de benim bankam da bu der. O banka arasında zaten limit ilişkisinin veya sivit ilişkisinin olması lazım ki o bankalar açılsın. İkincisi masraf olayı vardır. İşte herhangi bir bankaya açılamaz. Çünkü Yok ben şu banka... oturmadı. Şimdi Arına ben Halk Bankası ile çalışıyorum. Ama Tamam. Deutsche Bank'ın Halk Bankası ile amir muhabir ilişkisi yok. Tutmuş garanti akreditif açmış. Mümkün mü? Mümkün. Ne oldu? Garantiye benim adıma akreditif açıldı. O zaman muhabir banka garanti. Halk Bank işin içinden çıktı. Lehtar Bankası garanti olur. Garanti seni ikna etmeye çalışır. Garanti sana gelir der ki Ali Bey böyle böyle akreditiniz geldi. Gelin beraber yapalım. Siz dersiniz ki yok ben Halk Bank'la çalışacağım. Bunu Halk Bank'a devret dersiniz. Halk Bank'a devreder. Halkbank'ın yurt dışı ile amir muhabir ilişkisi yok. İşte garanti üzerinden geldi. Tamam, Garanti sistem araya garanti girdi. üzerinden ilerleyecek. Evet. Benim evramı kim inceleyecek 5 bankacılık iş günü şekli olarak? Garanti mi halk mı? Halk Bankası inceleyecek ama burada akreditin türüne göre değişir. Eğer teyitliyse Halk Bankası bence Ona almak daha zorunda. girmedim abi. Aynen. Normalde Normalde ben halka devrettirdiğim için halk Halk inceleyecek. Bankası evet. Aha. Şimdi akreditifin tarafları amir muhabir, amir banka, muhabir banka diye gidiyor. Şimdi şöyle yapalım. Akreditifin bir çeşitlerini inceleyelim. Sonra konuşmaya devam edelim. Akreditif açılışına göre ikiye ayrılır. Kabili ucu, gayri kabili ucu eskiden UCP 500'de ikiye ayrılırdı. Geri dönülebilir, geri dönülemez. UCP 600'de akreditifler sadece gayri kabili ucu açılır. Ne demek gayri kabili ucu açılır? Akreditif ihbarından sonra, yani şu akreditifi buraya ihbarından sonra bir daha değişiklik yapılamayan akreditiflere gayri kabili ucu akreditifler denir. Ve bütün akreditifler gayri kabili ucu açılır. Yani dönülemez açılır. Orada niye bu Arapçadan gelme hep? Niye? Yani Türkçe var artık ya. Abi ilk yayınlandığında demek ki bu kelimeler Türkçe'de daha hakim olduğu için bunlar kullanılmış olabilir. Şu an hep Arapça gayri kabul ucu, yani dönülemez. Akreditifler sadece ve sadece dönülemez açılır. Aslında dönülemez bir tek satıcı dönebiliyor. Dönülemezden de bir tek satıcı dönebiliyor. Çünkü kendisine akreditif açılmış bir satıcı yükleme yapmazsa bu dönmüş oluyor. Dolayısıyla üç tarafın onayı olmadan dönmeyi de isteyecek satıcı olduğu için dört tarafın da onayı olmadan herhangi bir değişikliğin yapılamadığı iptal edilemeyen akreditiflere gayri kabulü vucu dönülemez akreditif diyoruz ve UCP 600'e göre bütün akreditifler dönülemez açılır. Eskidenmiş dönülebilir akreditifler UCP 500'deymiş. İki, ödeme çeşidine göre akreditifler ikiye ayrılır. Görüldüğünde ödemeli akreditif, vadeli akreditif. Görüldüğünde ödemeli akreditifte paranızı en erken 10 bankacılık iş günü sonunda alırsınız. Buna görüldüğünde ödemeli akreditif diyoruz. Neden? Buna sait akreditif, peşin akreditif de denir. Sait, peşin, göründüğünde ödemeli. Satıcı evrakları bankaya verir. Bu 5 banka 5 bankacılık iş günü bunu inceler. Amir bankaya yollar. Amir bankada 5 bankacılık iş günü inceler. 10. gün sonunda paranı aldığın akreditiflere sait akreditif, peşin akreditif ya da görüldüğünde ödemeli akreditif diyoruz. Vadeli akreditifse evrakların 10 bankacılık iş günü incelemesinden sonra alıcıya teslim edildiği, amire teslim edildiği, akreditifin üzerinde yazılı bir vadede paranın ödendiği akreditiflere ise vadeli akreditif diyoruz. Bunlar eklemeleri var mı ona? Abi 10 gün diye bir şey diyemeyiz. Yani 10 gün diye bir şey yanlış algı olmasın. Şu Yani net. banka bir günde inceler, bu bankada bir günde incelerse 2 günde Aynen. inceler. Hatta teyitliyse bir günde inceler. Ödemesini bile Teyit yapabilir. geleceğim. Yani Evet, ama diyelim en erken bir gün 2 gün. Evrakların buraya gitmesi de kargo ile bir gün diyelim. Evrakları teslim ettin. Teyitsiz akreditif. En erken alacağın gün 3 gün. Yani peşin, adı peşin ama 3 gün. yani Bu o ak banka 5 bankacılık iş gününü kullandı. Evraklar da 2 günde buraya gitti, etti 7. 2-5 bankacılığı da bu kullandı. En erken 12 günde alırsın paranı gibi. Yani akreditin türüne, ödeme şartına göre değişir. Peki teyitli akreditif ne demek? Teyitsiz akreditif ne demek? Alıcının ödeme garantisine ek olarak alıcının bankasının ödeme garantisi verdiği akreditiflere teyitsiz akreditif diyoruz. Yani amirin ödeme garantisine ek olarak amir banka ödeme garantisi veriyorsa bu akreditife
Teyitsiz akreditif diyoruz. Şimdi Etiyopya'dan bana bir akreditif açılmış. Ben Etiyopya'ya da güvenmiyorum. Etiyopya'daki alıcıya da güvenmiyorum. Etiyopya Bankası'na da güvenmiyorum. O zaman ne yapacağım? Kullanmayacağım akreditifi. Diyorum ki Türkiye'deki İş Bankası buna kefil olsun. Ya da Türkiye'deki bir banka buna kefil olsun. Ne oluyor o zaman? Türkiye'deki bir banka Bank of Etiyopya'nın akreditifine kefil oluyor. Bu akreditiflere teyitli akreditif diyoruz. Teyitli akreditiflerde ödeme yükümlülüğü Türkiye'deki bankadadır. Teyitsiz akreditiflerde ödeme yükümlülüğü ami bankadadır. Teyitli de muhabir bankadadır. Teyitli bir akreditif bir günde incelendiyse paranı bir günde öder. Ama en geç 5 bankacılık iş günü sonunda ödemek zorunda burası. Yani 5 gün içinde bu parayı sana ödemek zorunda. Bu bankalar genelde 5 günde sana parayı ödemiyorlar. Neden? Çünkü diyor ki benim gözümden kaçmış bir rezervi şu banka koyarsa ben parayı ödediysem bana girer. Abi yanına tabiyle bana girer. Bana girmemesi için de bu banka hemen incelemesini yapıp bu banka yolluyor. Bu bankadan onay gelmeden de sana ödeme yapmıyor. Ama sen bilinçli bir tüketiciysen bu bankaya dersen ya teyitli akreditif bana ödeme yapmak zorundasın. 5 bankacılık iş günü sonunda sana ödeme yapıyor. Onun abi bahs eklemelerini alayım. Yok abi katılıyorum. Aynen dediğin gibi. Peki 5 günden sonra ödemiyor lan abi. Ne yapacağız? Kime şikayet edeceğiz? Derdimizi neye anlatacağız? ICC Türkiye'den başlayarak ICC tahkime kadar her yere gidebilirsin. Mahkemeye verebilirsin. Zaten bankalar bunun bilincinde olduğu için direkt ödemeyi yaparlar. Yani birçok kez başımıza da geldi. Böyle böyle bir durum var. Beşinci üç güne ödeme almadık hala dediğimiz zaman hemen direkt ödemeyi yapıyorlar. İşte var mı? Efendim? BDK. Bankacılık Denetleme Kurumu'nun burada bir şeyi var mı? Vardır yani hukuki olarak oraya da başvurulabilir yani. Öyle de Direkt mahkemeden ilerleyebiliriz. başlayalım. Evet, o zaman teyitli akreditiflerde saçsa, peşinse bu banka bize 5 bankacılık iş günü sonunda ödemeyi yapmak zorunda. Şu banka eğer teyitsizse 5 artı kargo süresi artı 5 bunun incelemesi süresi sonundan itibaren ödemeyi yapmak zorunda. Evet, akreditifler türlerinden gidiyorduk. Açılış türüne göre akreditifler sadece gayri kabul borcu açılır. Ödeme türüne göre görüldüğünde ödemeli ve vadeli diye ikiye ayrılır. Görüldüğünde ödemeli de bankalar akreditifteki evrakları görüp sonra ödeme yapar. Buna görüldüğünde ödemeli diyoruz. Vadeli akreditiflerse akreditifin üstünde bir ödeme vadesi var. Bu konsümento tarihinden sonra 90 gün gibi bir ibare de olabilir. Bu işte 15.05.2024 diye belli bir tarihte olabilir. Teyit durumuna göre akreditifler ikiye ayrılır. Teyitsiz akreditif, teyitli akreditif. Teyitsiz akreditif sadece ödeme, ami bankanın ödeme garantisi verdiği akreditiflere teyitsiz akreditif diyoruz. Teyitli akreditif ise ami bankanın ödeme garantisine ek olarak muhabir bankanın da ödeme garantisi verdiği akreditiflere teyitli akreditif diyoruz. Muhabir bankalar teyit etmek zorunda mı? Hayır. Amir banka muhabir bankadan rica eder. Muhabir banka uygun görüyorsa akreditifi teyit eder. Muhabir banka babasının ayrına mı teyit veriyor? Hayır, o da bir teyit komisyonu alıyor. O da bir teyit komisyonu alıyor. Ne kadar abi komisyonlar? Değişir abi. Şeyine göre değişir. Binde 5 olur, %1 olur, %10 olur. O firmayla bankanın arasındaki kredibilite ilişkisine bağlı. Ya çok büyük firmalar teyide masraf bile vermezler yani. Kırmızı şartlı akreditif. Kırmızı şartlı akreditif nedir? Akreditifin bir miktarının peşinen ödenmesini öngören akreditiflere kırmızı şartlı akreditif diyoruz. Eskiden akreditifler elle yazılarak açılıyormuş. O yüzden üstüne kırmızı kalemle yazıyormuş. Bu akreditifi tutarının işte 30 bin doları peşinen ödensin ya da %15'i peşinen ödensin diye. O yüzden adı kırmızı şartlı akreditif kalmış. Adınıza kırmızı şartlı bir akreditif açılmışsa akreditifi kabul ettiğiniz zaman akreditifte belirtilen meblağı yüzde miktarı peşinen tahsil edersiniz. Buna prefinansman yöntemidir. Yani bir peşin para alma yöntemidir aynı zamanda. Kırmızı şartlı akreditif denir. Orhan abi yeşil şartlıyı biraz sen anlatır mısın? Yeşil şartlı akreditif aslında kırmızıya benzer. Ben hiç görmedim şimdiye kadar ama belki farklı uygulamalarda, farklı sektörlerde vardır. Yeşil şartlının mantığı şu, yani direkt peşin ödeme değil de malların ön aşamaya geldiğinde, mesela depoya tesliminden sonra ödemeyi hak ettiğimiz akreditiflere yeşil şartlı akreditif diyebiliriz. Yani üretim tamamlanmış, gidiyorsunuz bir yere teslim ediyorsunuz malzemeyi, ondan sonra ödemeyi hak kazanıyorsunuz. Daha yükleme olmamış, herhangi bir şey olmamış, evraklar hazırlanmamış. Bir nevi yükleme öncesi avans ödemesi gibi bir şey diyebiliriz. Kaynaklardan şu diyor ki
Kırmızı şartlı akreditife karşılık olarak hani alıcı satıcıya teslim olmuş oluyor ya kırmızı şartlı akreditifte. Alıcının kırmızı şarta tekabül eden miktar malı nakliyecinin deposunu öngörmesini teslim etmesini öngören akreditif şeklidir diye anlatılabiliyor. Veya kırmızı şartlı akreditife denk gelen miktarı bankaya blokeye koymak, ona o kadar garanti mektubu vermek gibi de anlatımlar var. Doğru mu abi bunlar sence? Pek doğru değil abi, o başka bir şey demek ya. Yani green dediğimiz sadece malın yani yüklenmeden önce bir yere teslimiyle ödemeye hak kazanma. Yani ne advance olsun, yani red clause'da ne vardı? Hiçbir şey olmadan alıcı peşin bir ödeme yapıyor. Alıcı diyor ki ya ben her şeyi peşin ödemeyeyim. En azından malın belli bir kısmına, benim taşıyıcıma ve benim depoma gelene kadar ki kısmını sen yap. Ondan sonra ben sana ödemeyi yapacağım. Bir nevi o riski biraz daha minimuma ederek bir aşama ötesine getiriyorlar. Ona da green diyorlar işte. Net gaza sıkıntı olduğu için. Oraya getir. Benim taşıyıcıma veya benim depoma teslim et. Tamam, ödemeye hak kazanırsın demek. Eskiden bu akreditife yeşil kalemle yazıldığı için ismi Green Shark kalmış, doğru mu? Doğru abi. Ha? Peki eskiden böyle masanızda sizin rengarenk kalemler vardı bankacılar olarak. Yok, ben başladığımda sivil sistem vardı da yani bazı ülkelerden yine postayla şey geliyordu. Eskiden postayla işte ne bileyim daktilo ile yazıldığı için çoğu yazışmalar bu tarzda renklendirme oluyordu. Sivil sistemi kurulduktan sonra zaten şifreli direkt otomatik resmi bir yazı olduğu için gerek kalmadı posta Ben öyle duymadım. Masanda kırmızı kalemler varmış, böyle rengarenk kalemler varmış, şeyine. kalpler, çiçekler yapıyormuşsun. O göndereceğim kişiye göre değişiyor tabii. Afiyetimin köşesine yakıp kolonya dökerek yolluyormuşsun. Abi bu ne, kırmızı şartlı, yeşil şartlı falan. Oyuncak etmişler biraz akreditifi. Devredilebiliyor diye bir akreditif var. Devredilebiliyor. Bir akreditifin devredilebilmesi şu manaya geliyor. Diyelim bana 200 bin dolarlık bir akreditif açıldı ama ben malı Türkiye'deki bir A firmasından alacağım. A firmasına gidip diyorum ki bana 180 bin dolar malı teslim et, bak bana 200 bin dolar akreditif açıldı, yollayayım, para gelince senin 180 bin dolarını ödeyeyim. Ya ödemezsen? Bana güvenmiyor musun? Ya bırak diyor onları, sen akreditifin 180 bin dolarlık kısmını bana devret. Bir kere bir akreditifin devredilebilmesi için baştan devredilebilir olarak açılmış olması lazım. Diyelim akreditifi devredilebilir açtım. Gidiyoruz bankaya ve akreditifin 180 bin dolarını o kişiye devrediyorum. O bana malı veriyor. Ben ihracatımı yapıyorum. Param bankaya 200 bin dolar geldiğinde 380 bin onun hesabına yatıyor. 20 bini benim hesabıma yatıyor. Olan abi, yaptın mı devredilebilir akreditif hiç? Yaptık abi, evet, daha önce yaptık. 200'ü bana direkt geçmiyorsun. 180'i direkt ona yaptırıyorsun. Doğru Tabii mu? tabii. Hı. Yani ikincile kimse Böylece önce onun ona payı ödemiş. güvenerek bana parasını veriyor. Daha doğrusu Doğru. malı teslim edebiliyor. Tabii, zaten ikinci lehtarı devrettiğinizde ikinci lehtar ödeme garantisi olduğunu görüyor. Ben şunları yaparsam paramı alacağımdan kesin garanti gözüyle baktığı için herhangi bir sıkıntı yok ikinci lehtar için. Ama o bir daha devredemiyor. Yok, devredemez. İkinci lehtar. Sadece bir kere devrediyorum, ona devrediyorum. Rotatif akreditifler var. Rotatif akreditifte şu arkadaşlar. Ben her ay düzenli olarak 100 bin dolarlık mal alıyorum diyelim bir firmadan. Ne yapıyorum? Her ay ona akreditif aç, kuşat, Swift hazırlat, yollat, incelet, gelsin. Bunlarla uğraşmak yerine bir kere akreditif açtırıyorum ve diyorum ki bu akreditif 10 kere dönsün. 10 kere dönsün. Bu ne demek? Adam 100 bin dolarlık malı ihraç edip evranı teslim edince bankaya parasını alıyor. Önümüzdeki ay ortada hiçbir şey yok. Yine 100 bin dolarlık evrak teslim ediyor akreditif tahtında. Yine parasını alıyor. Mart'ta yine 100 bin dolarlık teslim edip yine parasını alıyor. Oysa ben sadece Ocak'ta açtım. Şubat'ta, Mart'ta bir daha bir akreditif açmadım. Ama açarken akreditifin döneceği periyodu belirttim. İşte bunu ay olarak belirtebilirsiniz. Gün olarak, tutar olarak, miktar olarak belirttim. Ve o tutar, o miktar, o ayda akreditif döndü. Dönen akreditifler de ikiye ayrılıyor. Kümülatif rotatif, kümülatif olmayan rotatif. Kümülatif rotatif şu demek. Ocak ayında yapmadığın ihracat miktarını, diyelim Ocak'ta 100 bin dolarlık ihracat yapacaktın, malı yetişmedi, yapmadın. Şubat'ta 200 bin dolarlık yapma hakkı veriyorsa buna kümülatif, yani birikimli akreditif diyoruz. Ama hayır, Ocak'taki hakkın yandı. Şubat'ta sadece 100 bin dolarlık mal yollayabilirsin. Buna kümülatif olmayan rotatif akreditifler diyoruz. Yani döner akreditif, birikimli döner, birikimsiz döner diyoruz.
Karşılıklı aktif şu. 200 bin dolarlık mal satmışım. Evet, bu sefer benim tedarikçim yurt içinde olsa ona devrediyordum. Devredebilir aktif açıyordum. Ama benim tedarikçim Çin'de. Almanya'dan 200 bin dolarlık bana aktif açılmış. Ben de Çin'e 180 bin dolarlık aktif açmak istiyorum. Bankaya gidiyorum. Banka diyor ki seninle hiç kredi ilişkimiz yok. Tamam diyorum. Ne yapalım? Para bloket. Bende de bloke edecek para yok. İpotek ver. İpotek de yok. Ne yapalım diyoruz. Bak diyorum. Almanya'dan bana açılan akreditifi teminat olarak kabul et. Buna karşılık sen de Çin'e akreditif aç. Almanya'dakine karşılık Çin'e akreditif aç. Bunu teminat olarak kabul et. Bu akreditiflere karşılıklı akreditif diyoruz. Almanya'dan bana açılan akreditife karşılık Çin'e açılmış bir akreditif. Karşılıklı akreditif. Bunu bir tek Türkiye'de tek banka yapıyordu. Efendim abi. Kim yapıyordu? Bunlar. Albaraka. Bir tek Albaraka Türkiye açıyor karşılıklı aktifi. Ben Albaraka'nın dışında karşılıklı aktif açan kimse görmedim. Abi Yaptın mı abi bunu çalış? herkes açar da açmasına. Buradaki şey şu. Türkiye mevzuatı gereği veya Türkiye'de bankacılık regülasyonu gereği bir aktifin %100'ünü teminat olarak almazlar. İkinci, üçüncü derece teminat olarak görülür. Yani %100, 100 binlik bir aktif geldi size. 100 binlik İthalat akreditifi açmazsınız, açamazsınız. Bankalar bunun tamamını teminat olarak almaz. Alınsa işte o trade finance dediğimiz veya yurt dışında yapılan dediğimiz kısım Türkiye'de işlense belki açabilirler ama Türkiye'de sanmıyorum açacak banka şu an. %40'ıdır maksimum, %50'sini teminat alırlar gibi. Benim en son çalıştığımda uygulama o şekildeydi. Hiç açtın mı abi? Efendim? Hiç karşılıklı aktif açtın mı? Açtım zaten, yani açtım derken karşılıklı aktif bir aktif türü değil de işlemleri birbirine uyuşturma diyebiliriz. Burada şunu Aktif için sorabiliriz. teminat ya. Bir teminat gibi Aktifin aslında karşılıklı teminat. gelen aktifin tamamını teminat olarak alıp birebir LC açtı mı hiç açılmadı abi. Standby'lara da bir dokunur musun abi? Abi standby zaten garanti mektubu demek. Adı üstünde standby, beklemede demek. Bu şu anlama geliyor. Aslında LC formatında garanti mektubu açılışı. Amerika'da zamanında işte garanti mektupları çok kullanılmaya başlıyor. Akreditifler çok kullanılmaya başlıyor. Garanti mektuplarında da Amerika'da bir uygulama gereği, işte yerel mevzuat gereği vergi çıkartılıyor. Garanti mektuplarında bundan sonra %2, %3 vergi ödenecek diye bir yasal düzenleme yapılıyor. Yasal düzenlemeden sonra garanti mektubu kullanımı biraz sıkıntıya uğradığı için bu garanti mektubu formatını akreditife işledikleri ve akreditifi garanti mektubu gibi içeriğini düzenledikleri LC'lere standby LC deniliyor. Bunlara garanti mektubu diyebiliriz aslında. Türkiye'de kullanımı var mı abi standby'ları? Var. Nerede mesela? Nasıl biraz daha detay açsan çok oturmadı bende de. Garanti mektubunun Bakar kullanıldığı hocada konu çok oturmamış. Ne yapsın? Hoca anlamıyor. garanti mektubunun kullanıldığı her yerde standby LC kullanılır. Yani şöyle bir şey, siz yaptığınız iş gereği, yani ne bileyim alım satım gereği garanti Mesela mektubu Japonlar 3. köprüyü yaparken standby açmış mıdır? açmış olabilirler de şu demek, Japonlar köprü açarken garanti mektubu istedi mi? İstedi. Garanti mektubu direkt mi açıldı yoksa standby formatında mı açıldı? Şu an direkt açılmasına herhangi bir sakınca olmadığı için direkt 766 760 formatında garanti mektupları düzenleniyor. Eğer yasak olsaydı veya kısıtlama olsaydı o 760 formatını LC'nin içerisine işletip standby LC açacaklardı. Yani kullanımı o geçmişteki şeyden dolayı düştü. Direkt garanti mektupları açılıyor artık. Garanti mektubu açmayıp da standby LC açarsa da aynı anlamı gelir. Peki, şöyle yapalım. Şimdi aktiflerden devam etmek istiyorum. Biraz kambiyo başka birini anlatacağımı söyledim zaten. Şöyle bakalım. İngilizcesi. Bir MT700 alanlarıyla ilgili biraz bakalım. Bir aktif açılırken ilk önce şunu söyleyeyim. Evrakların bankaya teslim süresi aktifte ne kadar? İhracatçı tarafından. 21 gün. Ama akreditifte başka bir süre belirtilmişse daha bir kısa süre, daha kısa sürede teslim edilmesi gerekli. Şimdi bir MT700 alanı açabilirim ya da bir akreditif teklif mektubu açabilirim. Evet, akreditif teklif mektubu açmış oldum. Şöyle bir ekran paylaşımı.
Şimdi bankaların sitesinde böyle akreditif teklif mektupları var. Ekranım gözüküyor mu Hikmet? Evet, gözüküyor. Evet, akreditif açtırma teklif mektubunu hazırlayarak banka iletiyorsunuz ve banka bu akreditif teklif mektubuna istinaden size bir Swift formatı açıyor. Ne var burada? İthalatçı adı, unvanı, telefonu, faksı falan belirtmiş şurada. İhracatçı. Sonra ihracatçıya gelmiş. İhracatçının bilgilerini iletmiş. Sonra diyor ki akreditifin tipi dönülemez mi? Dönülemez. Dönülemez, devredilebilir. Yani akreditif bir tek dönülemez açıyor gördüğünüz gibi. Devredilebilir akreditif mi açılacak? Devredilemez akreditif mi açılacak? Onu başta belirtmeniz lazım. Yani başta devredilemez açılan akreditifler devredilemiyor. Akreditifin devredilebilmesi için baştan devredilebilir açılması lazım. O zaman şunu tıkladım. Tolerans. Şimdi bir mal alacaksınız ya, artı eksi, fazla eksi yükleme yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Ne kadar? Ben örnek veriyorum, tolerans %2, 3, %5. %5 tolerans verdim. Hiçbir şey yazmazsa yüzde olanı var mı? Olan abi? Var abi, dökme mallarda artı eksi %10 diye geçer yani. O akreditin 600C maddesi 30A BC maddesine göre değerlendirilir. Bir şey yazılmazsa ya paketlenebilir üründür. O paket kesin gelmesi lazım. Veya dökme mal dediğimiz ürünlerde de 600C 30A BC maddesi uygulanır. Artı eksi %15 gibi o maddeler ışığında uygulanır. Yani malımızı parça parça yükleyebilirler mi? Aktarma kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Yok abi, aktarma kabul etmiyorum. Direkt mal gelsin. Kısmi yüklemeyi de kabul etmiyorum. Mallarımı bir kere de yükleyip gitsinler. Ne öyle parça parça mal. Ödeme şekli nedir? Akreditifin ödeme şekli. Gördüğünde ödemeli mi? Sight mı? Yoksa vadeli bir akreditif mi? Yoksa akreditifle birlikte, bak kabul krediyi anlatmadım ha. Akreditifle birlikte bir poliçe mi kullanılacak? Poliçe kullanılacaksa bu kabul kredili olur. İştira. Biraz olan abi iştira. Ha. İştira Ne negotiation demek. konuşabilirsem. İştira negotiation demek. Negotiation'da vesait bedelinin vadesinden önce bir banka tarafından satın alınması anlamına gelir. Kırdırılması, yani kırdırma mı diyoruz günün Evet, hali? kırdırma diyebiliriz abi. Vadeli işlemlerde kullanılır genelde. Vadeli işlemlerde akreditifi yetkilendirdiğiniz bankaya iştira yetkisi vererek bunun vadesinden önce satın alabilirsin. Uygun bir şekilde kırabilirsin diye bir yetki vermiş oluyorsunuz. 100 binlik 180 gün vade var. İştira Bankası lehtara peşin ödeme yapıp 90 bine alabilir. Vadesinde de Amir Bankadan 100 bin lirayı kendi alır gibi. Şimdi şöyle bir şey yapabiliyoruz. Mix payment, yani peşin, mal mukabili, vesait mukabili, akreditifi hepsini bir ödemede kullanabiliriz. Bir işlemde hepsini kullanabiliriz. Ya da bir kısmı peşin ödeyip bir kısmını akreditif açabiliriz. Ya da akreditifin bir kısmını kırmızı şartlı ön ödeme yapıp bir kısmını sight, bir kısmını vadeli yapabiliriz. Bunlara da karma ödemeler diyoruz. Ödemenin vadesi, eğer vadeli bir akreditif seçtiysek ödemenin vadesi ne kadar olacak? İthal edilecek mal miktarı, birim fiyatı, cinsi, yükleme ile ilgili bilgiler, vesaire, ibraz süresi. Bakın buraya hiçbir şey yazmazsanız 21 gündür ama siz onu 5 güne, 7 güne de düşürebilirsiniz kendiniz. Hangi evrakları istiyorsunuz? Abi ne olur artık 3 orijinal, 3 kopya istemekten vazgeçin ya. Herkes böyle yazıyor. Ne gerek var ya? Faturadan 3 kopya ne yapacaksın abi? Silah. Asıldan ne yapacaksın? Bir tane neyine yetmiyor ya? Bir tane asıl iste yeter. Yükleme belgesi. İlla tam takım mı lazım? Ense bir tane tek alamam mı ya? Bir tane orijinal konsümanto istiyorum. Ne yapacağım tam takımı? Alabilirsiniz. Kaç tane istiyorsanız, akreditifte ne yazıyorsa zaten ona göre hazırlıyoruz zaten. Bir tane ya, bir tane. Tam takım istemiyorum ya. Bir tane orijinal verin yetin. Koli listesi. Ya bir tane kopi versen yeter aslanı, ne yapacağım? Çeki listesi. Şimdi kopi list, koli listesi, çeki listesi, spesifikasyon listesi. Üçü mevzuatta var ama uygulamada yok. Uygulamada mevzuatını anlatayım. Eğer tek kalem ürün yüklüyorsanız koli listesi. Eğer birden çok ürün yüklüyorsanız, yani sadece pantolonsa koli listesi, pantolon altı gömlekse çeki listesi. Eğer fiyat da yazıyorsa spesifikasyon listesi diye geçiyor. Yani ama uygulamada waitlist, packinglist hep tek kullanılıyor. O yüzden bir tanesini işaretleyebilirsiniz. Menşe bir tane alabilirsiniz. ATV zaten menşe. Şimdi menşe ile Eurobill'i aynı anda alamazsınız. Menşe ile TL'yi aynı anda alabilirsiniz. Demek ki Avrupa'ya yükleme yapıyoruz. Bu
aktif Avrupa açıyoruz. Sigorta poliçesi genelde bankalar kendi yapmak istiyor aktifte sigorta poliçesini. Sigorta bankamız tarafından yapılacaktır, firmamız yapılacaktır. Banka komisyon ve masraflarını kim ödeyecek? Şimdi bazen diyor ki herkes kendi ülkesindeki masrafları ödesin. Yani amir ülke masraflarını, muavi ülke masraflarını ödesin. Bazen tamamı amire yıkılabiliyor, bazen tamamı muavire yıkılabiliyor. Onu baştan kararlaştırıyoruz. Sadece yurt içi masraflar tarafımıza ait. Yani amir diyor ki benim ülkemdeki masraflar bana ait. Tüm masraflar bana ait diyorsa da bunu tıklıyor. Ya da başka bir ödeme şekli, masraf paylaşım şekli varsa belirtilebiliyor. Evet, başka bu akreditifle ilgili hazırladığınız özel şartlar ne? Bunları da yazıyorsunuz. Her bankanın sitesinde bu mektup var. Değişik formatlarda var. Ama az çok aynı bilgileri içeriyorlar. Bunu hazırlayıp bankanıza iletiyorsunuz. Ona ekleyeceğim var mı? Yok abi, doğru diyorsun, aynen. O zaman bankada ne yapıyor Orhan abim? Açıyor MT700 formatını. Hemen yansıtıyorum ekrana. Swift sayfasını açıyor. Swift sayfasında ne var? MT700 açılış. Kullanıcı adı. Başlıyorsun doldurmaya. MT700'ü seçince Swift'te şu bölümler açılmaya başlıyor. 27 açılmış. 40A açılmış. 40E açılmış. İşte 20 açılmış. 31C açılmış. 33 açılmış. 31D açılmış. Buralarda şu elimdeki MT700 alanlarını okuyan herkes akreditifi çok kolaylıkla çözebilir. Ne tercümana ihtiyacı var, ne uzmana ihtiyacı var. Çok kolay çözebilir. Orhan abi, bu kısmı biraz sana versem. Hep sen doldurdun. Abi aslında bu kısımda çok aman aman bir şey yok. Sadece doğru yansıtıp yansıtmadığını kontrol etmeleri lazım. Yani burada önemli olan şu: bir müşteri akreditif açacak karşı tarafa. Bankaya bu az önce dediğimiz akreditif açma teklif mektubunu iletiyor. Genel şartları belirtiyor. Akreditif de bir taslak hazırlıyor. Zorunlu alanlar var. Burada belirttiğimiz zorunlu alanlar. Onları örnek üzerinden veya örnek bir akreditif üzerinden gitmek daha sağlıklı olur. O zorunlu alanları doldurarak size bir taslak iletiyor. Bizim şunu fark etmemiz lazım: İletilen taslak benim alıcıyla yaptığım kontratı yansıtıyor mu? Veya ne kadar yansıtıyor, ne kadar doğru veya nerelerde dikkat etmem gerekiyor? Az önce dediğiniz gibi, ya bu alıcı beni kandırabilir, o zaman loading inspection eklemem lazım. İşte bunda Avrupa'dan geliyor, o zaman Euro 1 ATR istemem lazım gibi. Bizim onu fark etmemiz lazım. Bu alanlar zaten Swift'in zorunlu alanları. Buraları sadece doğru yansıtıp yansıtmadığını, bizim işlemimizin içeriğini kapsayıp kapsamadığına dikkat etmek önem arz ediyor bence. Ben bunu Deniz. akreditif sözlüğü olarak kullanıyorum arkadaşlar. Aranızda akreditifi hiç bilmeyen, eline böyle bankadan akreditif kuşat mektubu geldiğinde, yani başında böyle 27 40A gibi maddeler yazıyor. İçindeyse ne yazdığını bilmiyorum. İngilizcem de yok. Ben anlamıyorum. Akreditifi nasıl çözeceğim diyen insanlar için tam bir akreditif çözüm sözlüğü bu elimdeki. Mesela ne yapıyorsun? Eline bir akreditif gelmiş, değil mi? 40A. 40A'da ne yazıyormuş? Bu alana akreditifin dönüşümlü mü, dönüşümsüz mü olduğu belirtilir. Bütün örneklerde bu alana irrevocable olarak yazıldı. Bir akreditif metninde bir ifadenin bulunmaması yine akreditifin irrevocable açılacağı anlamına gelir. Ancak Swift tekniği olarak bu alan zorunlu olduğundan doldurulması gereklidir. İthalatçının talimatına göre akreditifin transferable olması isteniyorsa veya stamp EAC açılıyorsa bu alanda belirtilmelidir. Duruma göre aşağıya ne yazabilirmiş? Ya irrevocable, ya revocable, ya irrevocable transferable yazılabilirmiş. Yani yazabilecek tüm ibareleri de burada gösterdiği için bunun dışında ne İngilizce bilmene gerek var, ne bir danışmana gerek var. MT700 alanlarını sol tarafa koy, akreditif kuşatığını sağ tarafa koy, karşılaştırarak çözüyorsun akreditifi. Hiçbir zorluğu kalmıyor. Evet, burada şey var işte abi, az önce dediğim gibi. Transferable istiyorsan o ifadenin olması lazım. Deniz yolu yapıyorsan 44E ve F'nin olması lazım. Multimodal yapıyorsan şu alan, yani kontratla akreditif draftının uyumlu bir şekilde birbirini yansıtıyor olması lazım. Varsa risklerimiz, onları ekliyor olmamız lazım. Bunun mukayesi daha önemli bence. Şimdi bu ben Hikmet'e not olarak, ders not olarak paylaşacağım MT700 alanlarını. Mesela 50'de ne varmış? Amir firmanın tam ismi ve adresi yazılıyormuş. 59'da ne varmış? Lehtar'ın. 32B'de ne varmış? Döviz cinsi ve tutarı yazılıyormuş orada.
39C'de ne varmış? Aktifin tutarına ilaveten navlun sigorta faiz gibi bazı tutarların da ödeneceğini belirlemek için kullanılmış 39C. 41A'da ne yazılmış? Bu alana aktifin hangi bankada ve hangi ödeme türüne göre kullanılacağı yazılı. Şöyle İngilizce bir ibare olur diyor orada. Acceptance, by payment, mixed payment, negotiation, payment, by payment gibi ibareler yer alırmış. Bunu bir aktif çözüm notu olarak paylaşacağım arkadaşlar. Buraya bakarak aktiflerinizi çözebilirsiniz. Buna ek olarak aktif evrakı hazırlama listesi, aktif evrakı hazırlama listesine bir göz atabiliriz. Aktifte en çok rezerv konusu olan konulara bir göz atabiliriz. Ama bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugünlük pazar şekerlerini burada bitiriyorum. Orhan abi, arkadaşlar şey yazmışlar. Orhan Bey'in iletişim bilgileri. Orhan Bey bir dış ticaret danışmanı arkadaşlar. Dış ticaret danışmanlık hizmetleri veren bir şirketi var. İşte teslim şekli, ödeme şekli, uluslararası sözleşmelerin kurulması, ithalat işlemlerinin yürütülmesi, ihracat işlemlerinin yürütülmesi, bu sırada firmanın maliyet avantajlarının düşürülmesi gibi konularda hizmetleri var. Uluslararası finansman hizmeti de var. Sohbet kısmına Orhan abi bilgilerini rica etsek olur mu? Olur abi, yazarım Sen şimdi. bilgilerini yaz, ben de iki tane soru cevaplayayım. Hocam, Çin'den makine ithal edeceğiz. Konşimento teslimi öncesi ödemeyi peşin yapacağız. Ancak üretici firmanın gönderdiği evraklarda gümrükten geçiş için uygunsuzluk ya da yetersizlik olursa tüm risk alıcı olan bize mi ait oluyor? Abi, parayı ödemişsin, peşin çalışıyor gibisin anladığım kadarıyla. Evet, bütün riski sen almış olacaksın. Petfo'ya Hakan Dursun Bey. Alo hocam, Oğan hocam, ağzınız sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben etini ayırmak... Aa, yapma. Yapma, yıktım işte dedi Hakan abi. Tekrardan görüşmek üzere. Peki abi, hadi görüşmek üzere. Oğan abi, numaranı yazmışsın. 0507-629-37-36. Bir de Oğan abiyle dış ticarete ait her şeyi apaçık konuştuğunuz bir hat var. 0900-900-1090 diyormuşum. Evet arkadaşlar, bu haftalık bitiriyorum. Haftaya ihracatta yine ben varım. Bir sonraki hafta ithalatta yine ben varım. Ondan sonra başka hocalarımızın katılımıyla dış ticaret eğitim programımız devam ediyor olacak. Akreditife çok daha giriş yapabildim. Akreditif ile ilgili Orhan Bey'in iki tane kursu var. Bir tanesi akreditif uzmanlık eğitimi. 2 gün sürüyor. 2 tam gün süren akreditif uygulama uzmanlık eğitimi var ama o Zoom değil, yüz yüze bir eğitim. Bir de akreditif sınavlarına hazırlık eğitimi var. Akreditif sınavları da ICC'nin Londra merkezli olarak düzenlediği akreditif CDCS, uygulama uzmanlık eğitimi. Bir de onlara ait kursları var. Gün içinde de dış ticarete ait yaşadığınız tüm sorunlarda bana, Orhan Bey'e, Ersin Hocama, Murat Hocama ulaşabilirsiniz. Biz böyle bir danışman kadrosu olarak sizlerle burada tanışmış oluyoruz. Ağır sorunlarınız olursa da gün içinde çözmek üzere yanınızdayız. Benim cebim zaten Google'a yazsanız da çıkıyor. Bayağı Google'a düşmüş durumdayım. 0533-212-3391 diyorum. Bu haftalık bana katlandığınız için teşekkür ediyorum. Haftaya yine ben varım. Görüşmek üzere. Orhan abi, verdiğin destekler için teşekkür ediyorum. Ersin hocam, verdiğin Güzel. destek